Zuhal Topal'la Sofradan'ın ikinci gününden Fox TV ekranlarından herkese merhabalar efendim. Dün ilk günümüzdü, heyecanlıydık ama son derece güzel geçti. Masamızda şen kahkahalar vardı, yer yer gerginlikler vardı, eleştiriler vardı doğal olarak. Bugün de Tarabya'dayız. İkinci günün yarışmacıları Güngör Hanım ve Aslı Hanım'ın evine konuk olacağız. Bakalım neler olacak, hep beraber gidiyoruz, heyecanlıyız, mutluyuz. Zuhal Topal'la Sofra'da başlıyor. İşte şapkalarıyla ünlü kayınvalide Güngör Hanım ve onun gözünün içine bakan gelini Aslı Hanım. Ben Güngör Tanır, Ankara'da oturuyorum. Gelinimin daveti üzerine geldim buraya. Ben de Aslı Otan Tanır, İstanbul'da oturuyorum. Hem yemek yapmayı sevdiğim için hem de annemle bir hatıramız olsun istediğim için yarışmaya katıldım. Hemen kabul ettim. Gelinim çünkü bu teklifi bana yaptı. Onu boş çıkartmak istemedim. Ve bu iki hanımı buluşturan beyefendiyle tanışıyoruz. Merhaba, ismim Alptekin Tanır. 49 yaşındayım. 7,5 yıldır evliyim. Bir Efe Şükrü isminde bir oğlum var. Yönetim danışmanlığı yapıyorum. Gelinle kayınvalide ikimiz iddialıyız. Kazanacağımıza inanıyorum. Sensin değil mi? Evet, benim. Çok benim. Güzel bir gelin olmuşsun. Çok söyleyeyim. Güzel bir gelinim vardı. Biraz hamilelikten sonra biraz kilo aldı ama hala güzel. Böyle bakışları ne çok güzel. Yorganın altından böyle bakıyor size. Siz de ona bakıyorsunuz ama o da size bakıyor böyle. Sesini çıkartmıyor, ne de çıkıyor oradan dışarıya. Çok güzel bir kedi. Evet, keşke görseydik. Pilavı tutturamazsam bir gelin olarak ne yaparım bilmiyorum. Biri kayınvalidem, annem, biri Zuhal Hanım. İkisinin olduğu bir ortamda yemek yapacağım da nasıl yapacağım acaba? Size kötü bir haberim var. Hayrola? Cino yok. Nereye gitmiş? Gitmiş. Pis yaptım. Gelen giden yok. Ben taktım. Ben Cino'ya taktım. Ben o Cino'yu bulacağım ya. O kedi buraya gelecek. Portakallı tiramisu. Portakallı tiramisu hiç yemedim. Tiramisu yapmak çok kolay bir şey değil. Portakallı tiramisu'yu ben hiç yemedim. Dünkü sıkıntım, stresim gitti. Bugün bombalar patlatacağım. Artık kendime geldim yani. Ay hiç zannetmiyorum. Hangi gelin kaynanayı sever? Ama niye öyle diyorsun? Sizin kendi gelininizde var galiba. Ay gelinim nerede yok? Ne oluyor fısır fısır? Güzel değil. Çok güzel, çok güzel. Ne oluyor? Kaynanamdan korktum, aklım şaşırdım, aklım şaşırdım. Aman ne zormuş bırçak tarlası, bırçak tarlasında yar yar gelin olması. Nasılsınız? Siz nasılsınız? İyiyiz mi efendim? Siz nasılsınız? Siz gelince çok mutlu olduk. Ay çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Merhabalar. Çok geldiniz. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Çok geldim. Hoş çok geldim. Geldiniz, hoş hoş buldum. Ben heyecan geçiyorum. Yaptım. Buyurun. 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 Sizi bekliyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyiyiz vallahi. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Güngör Hanımcığım nasılsınız teşekkür dünden beridir? Teşekkür ederim canım. İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Dinlenebildiniz sizi mi? Sizi görmek... Bizim için büyük mutluluk. Benim için de öyle, teşekkür ederim. Vallahi sevgili Aslı, dün kayınvalidenin performans müthişti yani. Hiç şüphem yoktu. Öyle mi? Hiç şüphem merak yoktu. Merak ediyor musun? Neler olmuştur sence? Dün nasıldır? Vallahi çok ediyorum aslında. Konuştunuz mu biraz sabah? Hayır, konuşmaya vaktimiz olmadı. Ha iyi olmuş. Çok bilmiyorum ne olduğunu. Aslı, kaç yıllık evlisin? 8. senemizdeyiz. Çok evet, güzel. 8 sene oldu. Sensin değil mi? Evet, benim. Çok benim. Güzel bir gelin olmuşsun çok söyleyeyim. Çok güzel bir gelinim vardı. Biraz hamilelikten sonra biraz kilo aldı ama hala güzel. Yani olur öyle hamilelikten sonra biraz. Bebek bize o bir oğlan çocuğu verdi. Allah bağışlasın. Kaç yaşında oğlan? Yaklaşık 3 yaşında.
3 yaşında ufak bir canavarımız var. Öyle evet. mi? Ben de yaramaz mı? Biraz yaramaz. Ben de yavaş yavaş diyete girdim. Birkaç ay sonra Allah nasip ederse eski halime döneceğim. Ben de niyetine girdim, diyete gireceğim diye. Oluyor yani, yazında yeniliyor değil mi? Tabii. Evet. Herhalde verir azimle çünkü. Yok, kafama koyduğumu yaparım, annem biliyor. O yüzden o emin, hiç problem yok. Aslı Çin'i vitray falan yapıyormuşsun galiba. Evet, ben görüyorum aslında... Görüyorum evinde her yerinde aslında çok güzel şeyler. Evet, sen emekleri... mi yaptın bunları? Evet, ben yaptım. Ben çok aslında güzel. 18 yıllık fizik öğretmeniyim. Evet, fakat doğru. aynı zamanda Çin'i ve duydum. Vitray sanatçısıyım. Harika. Aynı zamanda doğula ve doğum koçuyum, hamile koçuyum. Ne diyorsun? Emzirme danışmanıyım. Aa, biraz anlatsana, ne yapıyorsun? Hamilelik döneminde mi eşlik ediyorsun? Evet, hamilelik döneminde doktorla koordineli bir şekilde yediklerine, içtiklerine, hamile pilatesi, hamile yogası, hareketleri vesaire. Peki bir eltim var, İngiltere'de yaşıyor. Evet, evet. Nasıl aranız? Vallahi henüz tanışamadık. Aa, evet, nasıl yani? Tanışamadık. Eltinle tanışamadın evet. 8 yıldır. Evet. Niye öyle? Vallahi ne onlar oraya gittiler. Gelinim de bir kere geldi buraya Türkiye'ye. Aa. Yazlığa. Onlar da o zaman yazlıkta değillerdi. Denk getiremedik. Denk getiremedik yani bir türlü. Çok medetti. Evet. Çok bir gidiyorum annem. Dedi, 8 ay kalıyorum dedi. Evet. Gider, annem kalırım. Sever gelinlerini bizlere. Onların atları... Türk atları. Birinin adı Leyla, Melike, Mehmet, bir de Ayşem var. Alptekin Bey'di değil mi? Evet. Oğlunuz. Da oğlum resimler. Osman, o değil. Ben Alptekin Bey'i söylüyorum. Şimdi Osman Bey'le benim bir şeyim yok artık ya, yani. Alptekin benim en son çocuğum. Aa, öyle mi? Son, ben 20 son yaşındayken numara. İki tane çocuğum vardı. Sonra istemiyordu eşim. İki çocuk bize yeter diyordu. Erken memur. Evlendin o zaman. Erken evlendim. Beyefendi evet. hayatta değil mi? Hayır, yeni kaybettim. Aa, başınız sağ olsun. Çok Allah güzel, rahmet mükemmel eylesin. Bir eşim vardı. Çok iyi bir eş. Evet. Çok iyi bir eş dostu şeydi. İyi makamlarda da bulundu. Ne mutlu size. Seni tanıma şansın da oldu tabii. Çok severdim. Gelinini çok severdim. Çok severdi. Ben de onu çok severdim. Her çok müstesna bir insandı. Hasta yatıyordu. Geçmiş oldu. 3 sene bir hastalık Allah devresi Allah geçirdik. Yemeklerimi de çok severdi. Ah, yemeklere geleceğim ben çok de. Çok severdi. Menü nasıl? Menü Aslı. Ezogelin çorbasıyla başlıyoruz. Herkese hitap edecek yemekler seçmeye çalıştım dediğim gibi. Sonrasında bir makarna böreğimiz var ara yemek olarak. Makarna böreği? Evet. Ana yemekte sebzeli kuzu sotemiz var. Oh. Pilav ve köz patlıcan eşliğinde. Oh. Salatamız var, çoban salatamız var. Tatlı ne var? Tatlı da portakallı tiramisumuz var. Hafif olsun diye öyle bir şey seçtim. Çok severim tiramisu. İnşallah bakalım. Herkese beğenirsiniz. Herkese ve bana hitap edecek bir menü olmuş. Çok mutlu oldum. Çok sevindim. Aslanın bu menüyü yetiştirebilse bile çok basit bir menü, benden tam puan alamaz. Aslanın menüsünü yetiştirirse benden tam puan alamaz. Çünkü bana göre uygun değil menüsü. Portakallı buldum. Ne çok hafif ne çok fazla zor diyeyim. Bence dün günden çabuk yetiştirecek. Artık yemeklerine göre, tadına göre bakacağız. Tabii tam puan mı vereceğiz, yarım puan mı onu da orada karar vereceğiz. Ne kadar şanslısınız Güngör çok Hanımcığım. Gelin oğlum bir koltuğa kaç karpuz sığdırmış. Yani hem çocuk bakmak, hem fizik öğretmenliği, yok, hem doğum koçluğu, hem böyle güzel sanatlarla falan ilgilenmesi. Mükemmel bir ev hanımı. Yemekleri de çok. Biri var orada. O kim? Kaymak. Kaymak. Kaymak köpeğiniz. Kaymak. Aa, gel. Gel kız. Gel. Kaymakla tanışıyoruz şu an. Gel kız. Hey. Gel. Siz de çağırın. Sevsen bir şey olur mu? Hiçbir şey yok. Kaymak. Siz çağırın. Kaymak geldi. Gel sizin. Kızım. Kaymak. Ay esniyor, geriliyor. Yeni uyandı. O uyandı ya. Kaymak bak hadi git. Hadi. Kaç yaşında Kaymak? Kaymak 5-5,5 yaşında. Biz kaymağı barınaktan evlat edindik. Ay ne güzel. Gel bakalım. Evet. Gel. Bu şeyden alınma. Diyarbakır'dan da geldi bu. Ne güzel bir şey yapmışsınız. Buradan da hakikaten örnek olsun. Çok güzelsin sen. Bir tek köpeğiniz mi var? Bir de kedimiz var ama o asosyal. O bizim yatakta yaşıyor. Oradan çıkmaz. Nerelerde? Buralarda mı kendisi? Yok, mümkün değil. Çıkartamayız. Allah bir yere Allah. Saklanmıştır o yatak odasında. Ben konuşsam belki şey yapmaz mı? İkna değil. Edemez miyim? Gelmez mi? Bir eşime bile gelmiyor. Ne diyorsunuz? Tabii. Nasıl görüşüyorsunuz? Aslında yatakta mı gece? Ben yattığım zaman benim yanıma geliyor. Allah Allah. O kadar başka görüşmemiz yok yani. Bunu da yani. İlk defa duyuyor. Hani kediler kendileri sevdilerse sevdiler onu biliyorum yok. Ama böyle... Ama çok
çok güzel kedi. Siyam kedisi. Siyam kedisi, değil mi? Evet, evet. Allah, adı neydi? O da Cino. Cino. Bu da kaymağımız. Zuhal Hanım, efendim? Bu sohbet güzel bir kahve istemez mi? Sabah kahvenizi de içmemiştiniz zaten. Evet, bugün kahvemi içmedim. Hadi teşekkür ederim. Benim çok güzel kahve yapar. Bak size kahve yapsın. Kahve var mı? Şeyine gitsin. Tabii ki var. Tamam, süper olur. Ondan sonra alışverişine gitsin. Nasıl içersiniz kahvenizi? Sade içerim. Sade. Teşekkür ederim, eline sağlık. Ben o zaman size bir kahve yapayım. Kaymağım burada zaten. Tamam, o mutfağa girerken onu göndereceğiz zaten. Özellikle belirteyim. Şimdi kalsın. Şimdi kalsın, keyfini çıkarsın. Kaymak çok rahat işte, boz benim rahatım. Kaymak... Güngör Hanım'la Zuhal Topal kahve sohbetine dalmışken Aslı Hanım da alışverişe çıktı. Pilavı tutturamazsam bir gelin olarak ne yaparım bilmiyorum. Biri kayınvalidem, annem, biri Zuhal Hanım. İkisinin olduğu bir ortamda yemek yapacağım da nasıl yapacağım acaba? Size kötü bir haberim var. Hayrola? Cino yok. Nereye gitmiş? Gitmiş. Pis yaptım. Gelen giden yok. Ben taktım, ben Cino'ya taktım. Ben o Cino'yu bulacağım ya. O kedi buraya gelecek. Portakallı tiramisu. Portakallı tiramisu hiç yemedim. Tiramisu yapmak çok kolay bir şey değil. Portakallı tiramisu'yu ben hiç yemedim. Dünkü sıkıntım, stresim gitti. Bugün bombalar patlatacağım. Artık kendime geldim yani. Ay, hiç zannetmiyorum. Hangi gelin kaynanayı sever? Ama niye öyle diyorsun? Sizin kendi gelininizde var galiba. Ay, gelinim nerede yok? Ne oluyor fısır fısır? Güzel değil. Çok güzel, çok güzel. Ne oluyor? Kaynanamdan korktum, aklım şaşırdım, aklım şaşırdım. Aman ne zormuş bırçak tarlası, bırçak tarlasında yar yar gelin olmasın. Aslı Hanım, listenizi sepete asmışsınız. Listem dün akşamdan hazırladım. Neredeyse gram gram hazırladım her şeyini. Umarım çabuk ve kolay bir şekilde bitiririm alışverişimi. Dersinize iyi çalışmış görünüyorsunuz. Aynı zamanda bir de annemin beğeneceği, isteyeceği ürünler seçmem gerekiyor. İşim zor. O halde süreniz başladı. Kolay gelsin. Manav kısmına geldik. Şimdi benim aslında ihtiyacım olan renkli biberlerdi. Fakat renkli biberler yok. İşte anneme ne diyeceğiz bilmiyorum. Şurada kırmızı biberlerimiz var. Bunlardan böyle etli olanlarını seçmemiz lazım ki yemeğimizde güzel dursunlar. Kırmızı biber nasıl seçilirmiş? Bize de öğretir misiniz? Şu kırmızı biberin bir kere şu başının yeşil olması gerekiyor. Çok büyük değil, çok küçük değil ama etli olması gerekiyor. Genelde üçgen olanlar güzel olur ama herhalde şu anda bulabileceğim bu. Gelelim domates. Ha, pembe domates var. Annem sıkı sıkı tembih etti. Zaten pembe domatesi sever. Biraz pahalı ama güzellik için pahalı demeyeceğiz, alacağız. Pembe domatesi nerede kullanacaksınız? En güzel, en lezzetli salatalar bunlardan olur. Bunların da ezik olmaması gerekiyor. Ne çok yumuşak, ne çok sert. Lezzetli, güzel olması için salatamda bunları kullanacağım. Şöyle 3 tane salataya yeter. Bir tane de yemek için alırsak salata domatesimiz de tamam. Salatalık. Aa yok, annem bunları sevmez. Neden her şeyi kayınvalidenizin tercihlerine göre seçiyorsunuz? Tecrübe. Bir, ikincisi anneler çoğu zaman daha iyi biliyorlar. Menünüze güveniyor musunuz? Benim çok güzel bir menü oldu. Daha önce zaten sürekli davetlerde genelde yaptığım yemekler. Belli ki Aslı Hanım da yemek pişirmenin yanı sıra alışverişi zamanında bitirme konusunda iddialı. Baksanıza reyonlar arasında nasıl koşuyor. Evet, yetişmemiz lazım. Bir adet buğday ekmeği. Hemen şuradan bir tane, belki annelerimiz buğday ekmeğinden hoşlanmazsa şöyle güzel bir
normal beyaz ekmek alalım. Kayınvalidenizin özelliklerini biraz anlatır mısınız? Kayınvalidem, annem sevgi dolu bir insandır. Yaşına rağmen dinçtir, diridir. Bu arada ben kelebek makarna bakıyorum. Menümün tiyosunu da veriyorum arada gerçi ama nerede bu makarna? Ah, buldum. Buldum. Şimdi burada annem çok özel bir şey dedi. Pirincin her zaman en iyisini kullanıyoruz. Pilavımız güzel olsun diye. Pilavı tutturamazsan bir gelin olarak ne yaparım bilmiyorum. Zuhal Hanım, efendim? Sohbet güzel de çok. Biraz da dün akşamı konuşsanız. Evet, ben de oraya geleceğim. Nereye konuşalım? Dün akşamı diyor. Evet. Nasıldı sizce Güngör Hanımcığım? Nuray'ın ben de pek beğenmedim. Beğenmedin. Çorba güzel değildi, topaklar vardı içinde. Hmm. Biraz da koyu bence. İşte bana durduğu biraz... için. Evet. Ben onu diyorum. Şöyle. Evet. Sonra öyle bir sıkıntı oldu, evet. Sunum güzel değildi. Ha. Masa bizim normal bir, hani bir evde bir aileyle yediğimiz bir masa havası vardı. Yarışma masası değil miydi? Değildi yani? Yarışma masası değildi. Hmm. Ben ondan sonra. Oralardan kırdın mı biraz puanı? Kırdım puanı. Bir de hanımefendi, yani kayınvalide olan hanımefendi. Hacer Hanım. Hacer Hanım sert, arkadaşa çok sert konuştu. Kim? Gülümser Hanım ama. Gülümser Hanım. Onlar bir böyle bir şey, bir sürtüşme şey, oldu zaten. Şey yani, yani sanki vereceğimiz puanlar karşılıklıymış gibi. Hmm. Arkadaşa dedi ki yarın da biz size geleceğiz dedi. Önemli. Yorumunuzu güzel yapın da sıra size de gelecek. Gelecek biliyorsunuz. Hiç önemli değil. Ama şimdi herkes ne nasıl hissediyorsa. Ben şu anda hayır. Adaletli davranıyorum. Yapacak mı? Sizi kızdıracağız. Bakalım. Zaten özür ben sıramı savuyorum ama. Hmm. Aa, bu güzel değil. Benim hoşuma gitmedi. Anladım, anladım. Ondan sonra yani biz gelip bir şey istiyor musunuz falan diye bir sohbet etme şeyini görmedim. Hmm. Ama bu noktalar diyorsunuz Güngör'üm benim puanlamamı evet, etkiledi. Evet, benim puanlamamı etkiledi. Şu anda kayınvalideniz ve Zuhal Hanım baş başalar. Evet. Sizce evdeki sohbetin konusu ne olabilir? Oh, çok zor. Şimdi biri kayınvalidem, annem, biri Zuhal Hanım. İkisinin olduğu bir ortamda yemek yapacağım da nasıl yapacağım acaba? Yani ben de merak ediyorum. Göreceğiz. İnşallah beni çekiştirmiyordur. Kayınvalidem öyle şey yapmaz zaten de. Zuhal Hanım'ın sorularına verdiği cevaplarla işler değişebilir. Gelinini en çok hangi günü seviyorsun de bana. Gelinim işte ev kadınlığını. Çocuğuna çok güzel bakıyor. Yani benim İngiliz gelinim de çok güzel çocuklarına baktığı için burada onun şekilde bakıyor. Her yere bir İngiliz gelini söylüyorsun çok ama seviyorum. Her lafın başında bir. Bir sanki bir onu daha mı çok seviyorsun? Yok. Bana mı öyle? Ama dün de dedin ya onda rahat kalıyorum, 8 ay gidiyorum. Kalıyorum. Aslı'da kalmıyorsun. Bakın ben ne yapar biliyor musun? Evini bana bırakır. Bırakır, bütün evini bana bırakır. Ve kocasının işe gider. Hı. Benim en odam hazırlanır. Onlar sohbet ederken biraz da ben size bir şeyler anlatayım. Dinliyorum sizi, buyurun. Bir de İngiliz gelin varmış. Onunla henüz tanışmak nasip olmadı. Türkiye'ye çünkü bir kere geldiler, onda da biz bir araya gelemedik. Ama annem o gelini de çok sever. Yumurta aldık, yufka, süzme. Ben bir arada, bu arada hemen bakıyorum listeme. Listemi eksiksiz yapmam lazım. Hemen bir portakal suyu arıyorum. Şunu alayım bari, dalından sofranıza diyor. Bunu alayım. Evde de annemin en sevdiği meyve suyundan yaptım. O da sürpriz olsun. Aslı Hanım, kayınvalidenize meyve suyu mu yaptınız? Evet. Annem çok sever benim kendi yaptığım meyve sularını. Size büyük ihtimalle söylemiştir. Torununa çok iyi baktığımı. Ben her şeyi kendim yapıyorum. Evde orijinal meyveden, orijinal sebzeden, zamanında dalından koparılmış şekilde. Dolayısıyla sevdiği için ona da bir sürpriz yaptım. Bu arada benim alışverişim bitti. 10 dakika önce bitirdiniz. Neden acele ediyorsunuz Aslı Hanım? Ay, bir an önce eve gideyim, yemeğe başlayayım. Bunları bir de yıkayacağız, temizleyeceğiz. İşimiz uzun, daha yemek yapacağız. Yemekleri de yetiştirebilecek misiniz? Yetiştireceğime inanıyorum. Alışverişi de erken bitirdim. İnşallah yemek yaparken de böyle her şey yolunda gider.
kayınvalidelerimizin, annelerimizin karınlarını güzelce doyuracağım. Dün akşamdan aç kalmış olabilirler. Yarın akşam da aç kalacak olabilirler. Bugünden iyice doyuralım da. Bu sözler çatışma çıkarır. Ya iddiayı seviyorum. Çatışma da değil, kendime güveniyorum. Kaç kişi ağırladım yemekte inanın bilmiyorum. Aman bunları aynı yerlere koymayalım. Şimdi açarken annem biz böyle mi öğrettik sana demesin. Sebzeler kaç? 240. Teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ederim sizi. Hay Allah. Şimdi kıskanacak birileri ama neyse. Size kötü bir haberim var. Hayrola? Cino yok. Nereye gitmiş? Gitmiş. Pis yaptım. Gelen giden yok. Ben taktım. Ben Cino'ya taktım. Ben o Cino'yu bulacağım ya. O kedi buraya gelecek. Portakallı tiramisu. Portakallı tiramisu hiç yemedim. Tiramisu yapmak çok kolay bir şey değil. Portakallı tiramisu'yu ben hiç yemedim. Dünkü sıkıntım, stresim gitti. Bugün bombalar patlatacağım. Artık kendime geldim yani. Ay hiç zannetmiyorum. Hangi gelin kaynanayı sever? Ama niye öyle diyorsun? Sizin kendi gelininiz de var galiba. Hayır, gelinim nerede? Fısır fısır güzel değil. Da çok güzel, çok güzel. Ne oluyor? Kaynanamdan korktum, aklım şaşırdım, aklım şaşırdım. Aman ne zormuş bırçak tarlası, bırçak tarlasında yar yar gelin olmasın. Yetiştirebilmiş midir? Bütün alışverişi tamamlamış mıdır? Tamamlamıştır. Çok çabuktur o. Yapar. Eli çabuk diyorsun. Evet. Hem eli çabuk hem de böyle şeyini yazar, diktesini yapar. Ondan sonra alışverişine çıkar. Öyle gelişi güzel çıkmaz. Onun için çabuk geleceğine inanıyorum. İnanıyor. Gelecek. Evet. Az kaldı zaten. Az gelir kaldı herhalde gelir. Gel belki de hemen hemen gelmiştir. Zuhal Hanım. Efendim? Aslı Hanım bir şey itiraf etti. Ne? İşlerine karışılmasından hiç hoşlanmazmış. Ben hissettim onu söylemeye çalıştım. Hiç hoşlanmıyormuş Aslı Hanım. Hiç hoşlanmıyor Hanım. Evet. Öyle demiş. Evet, ben işlerime karışılmasından haz etmem demiş. Bilmiyoruz. Evet. O kendisi söylemiş. Onun için işte biraz uzakta durmakta fayda bu görüyoruz. İstediği zaman karışıyor. İşte onu diyorum, duramazsınız bugün. Bugün takım halinde yarışıyorsunuz. Kalmayız istemesi. Aa. Çıkarız, ne yapalım? Çıkar mısınız Güngör Hanımcığım? İstemiyorsa çıkarım. Ama sonra tek masada tek şey demeyesiniz. Bak kızım beni istemedin, çıktım. Bak ben demiştim patates şöyle olacaktı, börek böyle olacaktı. Dinlemedin beni, olmasın sakın. O zaman kızmam da söylerim. Beni dinleseydin belki daha güzel olacaktı derim. Mi acaba işte göreceğiz hepsini. Tabii. Yaşayıp göreceğiz. Şimdi göreceğiz bakalım biz karışınca mı? Vallahi vakit de bitti. Zuhal Hanım, Aslı Hanım şu anda kapıda. Süper. Gelin hadi bakalım. Hamam geldi. Hoş geldin. Ay. Geldim ben geldim. Ay, ay, hoş geldin. Yoruldum. Hoş geldin. Yüklenmiş. Keşke bir yardımcı alsaydın yanına kızım. Yok vallahi kimse yardım etmedi anne. Etmedim. Şikayet ama olmaz işte yardım işte olamıyor maalesef. Bir yemekte evet. Kayınvaliden yardım edecek. Biz evet. Açalım bakalım Aslı. Tabii. Görelim nevaleyi. Evet. Aa, bak şu et. Aa, et de pek güzelmiş. Güzel mi? Aa, evet. Çok güzelmiş. Doğru et mi? Menü neydi ya Aslı? Hem seyircilerimiz için hem de zaman. Menümüzde ezogelin çorbamız var. Tamam. Zuhal Hanım başlangıç olarak. Güzel. Herkesin seveceği bir çorba seçeyim evet. Dedim. Evet. Sonrasında ara yemek olarak bir makarna böreğimiz makarna var. Makarna ve ona takıldım. Nasıl olacak makarna böreği çok göreceğiz. Çok lezzetli oluyor. Hadi bakalım. Ana yemek olarak da hazır maalesef. Çünkü közleme vaktim mümkün değil. Aa. Tabii yetişmez. Aa, dün Nuray Hanım közledi vallahi patlıcanları. Patlıcanlar közle. Aa, ne güzel bir şeymiş bu patlıcan közlemek için değil mi? Evet. Ben de çok severim köz patlıcan. Hmm. Benim biraz daha ağır olduğu bak, için. Şimdi Nuray Hanım'ın hiçbir patlıcanı yoktu. Kaç tane yaptırmıştı? Patlıcan çok azdı. Yani şöyle söyleyeyim, patlıcan türlü her türlü şeyi severim yemeği. Ondan belki çok patlıcanı güzel olmuş. Patlıcanı ben de severim. Hazır değil. Özellikle evet belli. Olmadı. Hazır olmadığı belli zaten. Közledim. Evet. Benim hiç ağzıma patlıcan gelmedi. Ya. Evet. Aa, vardı patlıcan, Hünkar beğendi de etler falan. Aa, yoktu. Pilavla desteklemiş. Çok azdı. Patlıcanlar inşallah konserve değildir. İnşallah kendisi közler. Eğer konserve kullanmayıp
ocakta patlıcanı pişirip, soyup, sotelerse birazcık lezzetli olabilir. Tamam değil mi? Var mı eksik yedik bir şey? Yok, şeyine göre, programına göre yok. Değil mi? Menüye evet, göre bütün malzemeler göre tamam. Evet. Vallahi ilk aşama için tebrik ediyorum yani. Gerisinde de teşekkür ederim. Yine aynı şekilde aksın gitsin inşallah. Alışverişte hem süreyi hem bütçeyi arttırmış Aslı, bravo. Tabii, bütçe arttırmış. Sen bunu söylersin Güngör Hanımcığım masada. Benim gelinim süreyi de arttırdı, parayı da arttırdı diye. Bu da bir avantajdır yani. Zuhal Hanım, ben ekonomist kızıyım. Benim annem yani, ekonomisti. Ya, ya, ha öyle mi? Evet, tecrübeliyiz o yüzden. Tecrübe konuşuyor, bravo. Peki. Aslı'cığım vakit geçiyor. Evet. 2,5 saatim var bu arada yemekleri yetiştirmek için. Evet. Sana kolay gelsin. İnşallah alışverişteki gibi şansın inşallah yaver gitsin. Her şey inşallah yetiştirirsin sen. Ben sana güveniyorum. Ben de zaten inanıyorum. Zaten benden öte kayınvaliden güveniyor. Evet. En önemlisi de o. Değil mi? Güveniyorum. Evet. Sizi biraz baş başa bırakayım. Tamam. Kolay gelsin. Şimdi neyden başlayacaksın? Ben ilk iş olarak eti hemen ocağa koyacağım ki böyle yavaş yavaş o pişsin. Sonrasında da tatlımı yapacağım ki soğusun. Ete dikkat. Tabii. Ufak bir kaza oldu. İnşallah senin başına gelmesin. Olmaz inşallah. İnşallah. Olmaz. İyi hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdilik gidiyorum geleceğimdir. Geleceksin, görüşeceğiz. Tabii. Görüşeceğizdir. Tabii beraber yemek yiyeceğiz. Lütfen yiyeceğim. Pişirirken tabii de burada olacağım. Öyle mi? Gelecek misin? Tabii tabii. Bir ben gelirim, bir siz gelirsiniz. İade-i ziyaret. Çünkü bize yardım edeceğim, bize güç veriyorsun. Daha ben Cino'yu bulacağım. Dur. Ben gideyim Cino'yu arayayım. Cino neredesin? Cino'dan hala henüz haber alınamadı. Aldık. Onlar görürler Cino'yu. Buldunuz mu? Ben buldum. Neredeymiş? Yatak odasının perdesinin altına saklanmış. Cino deyince nerede olabilir? Cino yatak odasındadır. Evet, yatak odasında. Maalesef. Kaymak nerede? Kaymak saklandı mı? Kaymak şu anda uzakta uyuyor. Tamam. Ben bir kaymakla Cino'ya bakayım. Siz de başlayın yemeğinize. Tamam. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşeceğiz. Haydi evet, bakalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Aman rahatsız olmayın. Estağfurullah. Tekrar geleceğim. Sağ ol, bekliyorum. Hadi bakalım. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Hazırlıklara başlayalım. Hadi sen şimdi hemen başla kızım. Hemen başla. İşini kolayla. Güngör Hanım, gelininizle baş başa kaldınız. Kaldık değil mi? Abi arada bir şeyler söyleyeceğim. Siz dinlemeyin ama bizi. Sizce yetiştirebilecek mi? Evet, yetiştireceğiz tabii. Yiyeceksiniz hepiniz. Bakalım siz de vereceksiniz notu gelinime. Yetişecek inşallah bakalım yetişecek anne. Yetişecek inşallah. Allah kolaylık versin. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi ben önce tatlıyı yapıyorum ki tatlının soğuması lazım. Tabii. Değil mi? Eti falan koy da. Eti koydum hocam. O şeyini de koy. Çorbanı tamam da koy. Şunun önce bir yumurtasını falan ayarlayayım, hazırlayayım. Bunu ocağa koyayım. Oo gitti. Tamam, tamam kızım. Bak, ama fazla su, tuz falan atma çünkü hepimiz yaşlıyız. Yok atmam anne. Biraz hafif tuz var ama çok aşırı değil. Ben tansiyon hastası olduğum için ben tuzlu geldim. Ben de aynı tansiyon hastasıyım ama çok tuzlu da sevdiğim için herhalde bana çok tuzlu gelmedi. Aslı Hanım pilav için pirinci ölçerek bir kaba koyuyor. İçine bolca tuz ekleyip kaynar suyla ıslatıyor. Onun yöntemi böyleymiş. Evet, şimdi tiramisu için yumurtayı koydum. Şöyle bir kaşık nişastamı koyuyorum. Önce tatlıyla başladığı şeyi yemeği. Evet. Tatlısı biraz soğuyacakmış, beklemesi lazımmış. Soğumazsa çünkü olmaz. Onun için önce tatlı. İki. Bunu koyduk sütümlerde. Hemen sütümü alıyorum. Şöyle. Sütte ölçü yok mu kızım? 1 litre anne. 1 litre. Aha 1 litre. O yüzden bu hazır. Direkt 1 litreyi dökebiliyorum. Nişasta falan oranı çok güzel oluyor bu tarifin. Çok sevilir bu tarif benim. Portakallı tiramisu'yu güzel yaparsa menüye renk katar. Yapamazsa menü zaten çok basit. Benim aklıma şu dünkü patlıcan konusu takıldı. Şey mi? Nerede? Dün beğenmiştiniz, bugün beğenmedim diyorsunuz. Ben patlıcanı az yemedim diye değil de az buldum. Bir kere yapacağımız şeyin bence, yapacağınız yemeğin zorluğuna göre karar vermek lazım. Beğendi. Hünkar beğendi. Hakikaten çok beğenir, yapma becerisini göstermelisiniz onda.
ben bu şimdi kusur bu sefer ben bulayım mı? Ben hünkâr beğendinin yanında pilav düşünme. Ama güzel olur. Ne yaparsınız yanına? Sade hünkâr beğendi şey yaparım. Mesela içine kaşar peyniri koyacaksın. Ben görmedim kaşar var mıydı yoktu herhalde. Hiç fark etmedim ama unu biraz fazlaydı mesela. Hep yemeklerde tenkit oldu diye biraz üzüldüm. Aslı Hanım hayırdır eliniz ayağınıza dolandı. Ay sormayın heyecan bastı birden. Birden bir heyecanlandım. Heyecanlanma kızım sen başaracağına inanıyorum. Hiç heyecanlanma kendi haline bırak. Evde ay, kimse annem, yok. Her şey hiç kimse yokmuş gibi hareket et. O zaman şaşırırsın. Evet, heyecan evet. Kötü. Ben sevmem heyecanı. Heyecan mesela başka şeyler de olmalı. Güngör Hanım. Biraz önce heyecan başka şey de olmalı dediniz. Mesela? Heyecan tabii başka şey de olmalı. Ne bileyim bilmiyorum. Heyecan, bir kalbin çarpan bir heyecan olmalı. Sevineceğin bir haber gelmeli, onun heyecanı olmalı. Bence öyle, ben öyle düşünüyorum heyecan. Yemek heyecanı düşünmüyorum. Kalbinizi neler çarptırır? Dedim mi? Aşkım çarptırır mesela. Oğlum geliyor mesela ayrıca kereden onun heyecanı çarptırır kalbimi. Güngör Hanım sohbet güzel de gelininizle hiç ilgilenmiyorsunuz. Yaptığını inanarak bakıyorum. Yok bir şey yapmadım şimdi anne şu anda eti koydum. Onun bildiğini yaptığı için ona karışmak istemiyorum. Anne eti koydum şu anda sadece eti mühürlüyorum. Tatlıyı koydum kremasını tamam. Pişsin diye onu karıştırıyorum. Makarnayı koyacağım fakat suyun kaynamasını bekliyorum. Evet. Şu anda aslında çok da bir şey yapmadık yani. Tabii çok biraz güzel. Biraz ağır gidiyoruz ama bakalım nasıl yetiştireceğiz. Yetişecek sen öyle diyeceksin. Aslı Hanım etinizi nasıl mühürlüyorsunuz? Etimizi mühürlemek için direkt tencereye koydum. Kendi suyunu yüksek ateşte salıyor, çekiyor. Böylece hafif kızarmış oluyor. Aman dikkat daha et. Daha sonrasında altını et, kıstığımız et. Zaman suyu içinde kalıyor ama güzel pişiyor yumuşak ama yumuşak. Ama ete dikkat et kızım. Bir gözden kaçırma olursa... Tabii. Hemen yakarsın eti. Tabii çok riskli. Dikkat edeceğim şimdi. Sen merak etme. Gözün üstünde anne eti. Benim annem yemekle pişin derdi. Biz yemeğin başından hiç ayrılmazdık. Hani hep aklımız yemekte olurdu. Gözümüz onda olurdu. Yanar diye bilhassa et. Hemen çabuk yanabilir. Tabii yani. Çok onun çabuk. Onun içinde hem etimiz zararı verir hem her şeyin moralimiz de bozulur. Onun için dikkat etmek lazım. Et yemeğine çok dikkat etmek lazım. Bu yemekleri siz pişirseydiniz nelere dikkat ederdiniz? Bilhassa ete dikkat ederim. Çorbamın kıvamına dikkat ederim. Mesela makarnayı çok pişirmem. Hafif biraz diri olmasını isterim. Evet, al dente sevilir bizim ailede yani makarna. Yani bayılmış bir makarnayı tasvip etmiyorum. Biraz öyle dişe değecek şekilde olsun isterim makarnamı. Ara yemek makarna böreği basit. Yani eliyle açarsa yufkayı olur. Ama hazır alıp yufkanı yaparsa çok basit. Benim yaptığım bir börek bu. Ben bunu uzun makarnayla yaparım. Uzun çubuk makarnayla yaparım. Fakat yarısını eğer koyarsa daha güzel olacağına inanıyorum. Menüyü oluştururken sizin beğenmediğiniz yemek oldu mu? Aslı bana sordu, ben yapabilir miyim dedi. Ben de baktım, okudum, güzel buldum. Kızım tamam dedim. Yalnız... Bir şeyi değiştirdik, değil mi? Bir şeyimizi değiştirdik, bir şeyi değiştirdik şimdi. Ondan sonra... Birlikte mi karar verdiniz? Tabii birlikte ki. Karar verdim. Tabii. Aslı Hanım anlaşılan siz de annenizi dinlediniz. Tabii ki. Ben her zaman annemin sözünü dinlerim. Dinliyor. Dinlemesi zarar etmez. Ben tecrübeliyim. Hangi yemeği değiştirdiniz? Ben fırında patates düşünmüştüm. Pilav yap dedim ben ona. Etin yanında pilav girer kızım dedim. O da peki anne dedi ve pilav karar verdi. Annemin eli o kadar lezzetlidir ki damağı da aynı şekilde kolay beğenmez. Evet. Beğendiğinde herkes beğenir. O yüzden tercihlerine çok güvenirim. Tabii ki dinledim annemi. Dinledi, o da benim patates falan onlarından dedim. Ben sevmem dedim, sen de yapma dedim. Arkadaşlarına pilav seveceğini tahmin ederek pilav tercih et dedim. O da tercih etti. Güngör Hanım, diğer kayınvalideleri tanıdınız. Sizce hangileri hangi yemekleri beğenecek? Et yemeğini seveceklerini tahmin ediyorum pilavla etim.
Başka çorba da bizim sevdiğimiz bir çorba. Onu da seveceklerini tahmin ediyorum. Makarna zaten hepimizin sevdiği bir şey. Vallahi makarna böreğini asla yemem. Sevmediğim bir şey. Makarnayı zaten sevmiyorum. Azuhal Hanım geldi. Geldim. Geldi mi? Hoş geldiniz. Gördün mü? Hanım, size kötü bir haberim var. Hayrola? Cino yok. Nereye gitmiş? Gitmiş. Aldım öyleyse. Yatak odasında da yokmuş. Ben girmedim. Ama pis yaptım. Gelen giden yok. Yok, hayatta gelmez öyle. Eşime bile gelmiyor. Ama ben bulurum. Nasıl bulacaksınız Güngör Hanımcığım? Ben taktım, ben Cino'ya taktım. Ben o Cino'yu bulacağım ya. O kedi buraya gelecek. Zuhal Hanım, yemekleri halledeyim. Ben onu bulup getiririm size, olur mu? Aslında her şey bir tarafa. Yemek nasıl gidiyor Aslı? Vallahi iyi gidiyor. Birazcık bir sakarlığım tuttu öyle ama... Öyle ne oldu? Ne oldu? Yumurtanın akıyla sarısını başta ayırmayı beceremedim. Karıştılar ama problem değil. Zaten yine lazım yumurta bize. İşte bu yarışma telaşı. Evet, bir elim ayağıma dolaştı. Belki günde kaç kere yaptığın şey. Yani kaç doğru, tane oluyor de öyle. Bir heyecan yaptım tabii. Yani. Oluyor bir heyecan. Heyecanlansın evet, diyoruz ama imkansız bir şey. Ben normal de biraz heyecanlandım. Aynı değilmiş yani. Tabii. Benim sözüm doğru çıkacak mı diye bekliyorum. Göreceğiz. Saat de geçiyor biraz, vakit konusunda nasıl gidiyor? Ne yaptı şimdi? Etleri ben koydun galiba. Etimi koydum. Evet, etim pişiyor şu anda, mühürleniyor. Tamam. Makarnamı koydum ve tatlımın sosunu, kremasını yapıyorum. İyi. İyi yani, değil mi? Bence iyi gibi gidiyor şimdi. Bana da öyle geliyor. Bayağı bir başlangıçlar yapılmış sanki, öyle mi? Sadece yarım saat oldu zaten Zuhal Hanım. Tamam ya. Hay, bence alışverişteki gibi yemek pişiriminde de arttıracak. Evet, öyle olacak artık. Ben öyle görüyorum. Manzara öyle. Öyle. Arttırınca ilave puan verecek misiniz? Ben vallahi... ben zaten puanı bol bir insanımdır yani. Bol bol veririm, bol bol veririm. Bekleyeceğiz zaten, bakacağız. Bakalım inşallah. Öyle misiniz? Göreceğiz. Göreceğiz değil mi? Tabii sizin şimdi seyircilerimiz öyle görecek benim puanı da, siz göremeyeceksiniz. Öyle siz mi? Cuma günü, final günü öğreneceksiniz final günü. İnşallah. Aa, final günü ne giyeceksin, ben de ona göre. Aa! Bana göre mi giyineceksiniz? Tabii. Ben de anneyim. Pişti olmayalım diye. Değil mi? Aynı evet, kıyafeti giymeyelim. Pişti olmayalım. Dün Hacer Hanım'la Nuray Hanım bir giyinmişlerdi. Hacer Hanım dedi ki, aslında önce ben giymiştim siyah, sonradan gelinim giydi siyah yok, dedi. Yok, ben hiç giymem. Çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Uyum var, siyahlar. Evet, evet. Tesadüf oldu. Bildiğim... Tesadüf mü? Tesadüf tamamen. Ben evet, hiç evet, görmemiştim. Ha, iyi bir pişti olduk falan şeyi olmayacak değil mi? Yok, gerginliği. Eşimle mesela üstümüzdeki bluzumuz aynı olurdu ama pantolonlarımız ayrı olurdu. Allah Allah. Öyle. Ben kimseyle aynı olmam diyorsunuz. Ben farklıyım. İstemiyorum. Mesela kızıma yakışan kıyafet bana yakışmaz. Nasıl da doğru, evet. Doğru. Gençlerin giydiği kıyafet, ben biraz genç görünmek istiyorum ya. Fakat şey... Değilsiniz zaten Güngör Hanımcığım ayol yani. Vallahi bizi cebinizden çıkartırsınız siz. Öyle öyle doğru. Çok şık. Güngör Hanım'ı dün de gördünüz sevgili seyirciler. Yani şapkalar falan. Hadi bakmayın mutfak şimdi burası. Şimdi değil mi? Mutfak kıyafetim takmadı. Bu. Şapka çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok şıksınız. Cemil vallahi güzel baksana. Çok teşekkür ederim. Valla ben biraz şey kaldım. Ben de keşke. Çok teşekkür ediyorum. Ben gidiyorum, kostüm değişip geleceğim yemekte. Ben eminim kreasyondan çok nadide bir parça ile sofrada yerini alıyorum. Akşam özel kıyafet giyeceğim yemeği. Ne diyorsunuz? Ben de final günü diktiriyorum. Bir yer diktiriyorum bir tane böyle payetli mayetli sade. Doğal. Doğal yaptırsam. Doğal, payetli, lameler, doreler. Gençlere basma da giyse yakışır arkadaşım. Ay çok teşekkür ederim. Ama bizler süslenelim ki güzel görünelim. Benim arkadaşlarım bana telefon açarlar. Ne derler? Güzel kadın, güzel kadın ne yapıyorsun derler. Aa vallahi. Ay beni bir onarız eder o. Benim kocam beni çok onuruz ederdi biliyor musunuz? Ediyor muydu? Evet. Mesela şu şeker aldım değil mi? Evet. Bu nedir şeker? Şeker evet. Çocuklar itiraz ederler. Hayır bu kesme olsaydı der. Kocam hayır anneniz almış bu çok güzel derdi. Duyuyor musunuz beyler? Duyuyor musunuz? Örnek olsun yani. Allah benim, rahmet eylesin. Benim kocam beni onuruz ederdi. Etmesi ben kendimi lazım. Hep güçlü bir kadın olarak gördüm. Bravo. Aslında gerçekten de çok doğru evet, şey söylüyorsunuz Güngör Hanımcığım. Güçlü hissettim. Toplum içerisinde, arkadaş ortamında, akrabaların yanında beylerin hanımlarını biraz şöyle el evet, üstünde tutmaları oo, lazım, bakın, onore etmeleri bir kere lazım. Herkesin içerisinde zaten tabii, eşim
her zaman güzel kelimeler. Tartışma bile olsa ne olursa olsun ben de çok evet. önem veririm öyle şeylere. Benim sağ olsun benim eşim de öyle. Yani bir sıkıntı, bir problem varsa bile yansıtmamak lazım. Problemlerimiz olmadı mı? Oldu tabii ki bazı problemlerimiz ya, olmadı. Mutlaka canım şey her evlilikte. Ev hali ama ben şimdi çocuklar beni eşimi kaybettikten sonra hepsi beni korumaya çalışıyorlar. Bravo. Anne dışarı çıkıyorsun taksiye bin. Anne şunu yapıyor. Ya çocuklar beni bırakın bana. Ben kendimi kaybedeceğim diyorum. Ben yani kendimi babanız gibi hareket edin bana diyor. Bir de şu önemli değil mi Güngör Hanımcığım? Vallahi şimdi ciddi meseleler bunlar. Evliliklerde niye çıkıyor sorunlar? Bazen diyoruz ya işte aileler girdi, bilmem ne oldu, üçüncü şahıslar falan. Bir karı kocanın arasındaki problemi yine karı koca kendi işlerinde çözmeli. Hiç, ailelere yansıtmamaları lazım. Biz hiç değil hayatta mi? Kavga da etsek hiç kocamızdan küsmeyiz. Öyle değil mi Aslı? Hiç küsmeyi bilmem. Yani hiç küsmeyi bilmem. Her sorunu annelerimize, babalarımıza anlatırsak sonra biz barışıyoruz, görüşüyoruz biz tabii. Aynen ya, karı koca öyle. Olur Türkçe ama sonra aileler onu unutmuyorlar. Evet. Bir de maalesef şimdi, kırıcı sözler çıkabiliyor o tartışma esnasında. Şimdi çocuklar, evet. anneler... O hiç hoş sonuçlar çıkmıyor, doğrusu haklısınız. Yani pek de yansıtmamaya. Çok büyük evet. problemler, majör şeyler olur. Evet, mutlaka, büyükler araya girsinler, mutlaka. Arayı düzeltsinler ama her şeyi de anlatmamak yok, lazım. Biz, ben hiç yaşatmadık ailemi. Ne güzel, ne mutlu. Yaşatmadık. Sizin öyle şeyleriniz olmadı eşim, diye düşünüyorum eşim, Aslı. Yok eşim, olmadı ama eşim, olsa da annemin tarafını ben bildiğim için hiç peki, problem diyelim, değil. Peki diyelim bir tartışma çıktı Alptekin Bey'le senin aranda. Kimi tutar Güngör Hanım? Dur Aslı'ya sordum. Kimi beni tutar? Aa! Tabii. Ne diyorsun? Tabii. Vallahi mı? Şimdi oğlunu seven gelinini tutar. Gelinle şey olmasın diye, kırılmasın diye. Hmm. Gelinini seven de oğlunu. Ha şimdi o zaman bu... mantıklı baktınız. Oğlumu seviyorum, onun için gelini tutuyorum. Tabii ki oğlumu seviyorum. Oğlum üzülmesin diye. Aa, oğlum üzülmesin diye gelinimi tutuyorum. Aslı duydun mu bunu? Duydum. Hmm. Ama ben de kayınvalide olacağım. Yufka da pek güzelmiş. Taze taze, incecik vallahi. Günlük ama yufka. Zuhal Hanım, ben de kayınvalide olacağım. Benim de oğlum var. Ben de öyle yaparım büyük vallahi, ihtimalle. Evet, evet. Yani oğlum kıymetli aslında. Tabii onların mutluluğu için. Tabii ki, tabii ki. Oğlanlar, yani gelinimizi seviyoruz tabii ama oğlanların, hele bilhassa Alptekin, benim 29 sene sonra, 29 yaşında doğum yaptım Alptekin'i. Bizim için sanki bir, biliyor musun, hani bir şey bulunur da sevinir insan. He. Öteki çocuklar büyük, abi 14 yaşında. O yeni doğmuş bebek. Biz kaç yaş fark var diğer oğlunla arasında? 14 yaş. 14 ya, evet. 14 yıl sonra Alptekin Bey dünyaya gelmiş. Aynen. Aslı bizim için diyor böyle bir yeniden sanki. Aynen yeniden öyle. Bir yaşantı şeydik ve hepimiz bütün ailece Alptekin değerli bir çocuk. Değil mi? Ne güzel, ne güzel tabii. Herkesin evin en küçüğünü aldım ben. İyi o yüzden çok kıymetli. Şimdi en doğum koçusun Aslı, bir evet. tane oğlum var Allah başlasın. Başka evet. düşünmüyor musun ikinci çocuğu? Düşünüyorum, düşünüyorum. Ha. Çok güzel düşünüyorum şu anda. Sadece düşünüyorum. Arada ben de düşünüyorum, düşünüyorum. Vazgeçiyorum. Biraz sonra işte bir mesela biz bu erken bebekler olsun istedik. O zaman gelinim kızdı bize. Bizim özel şeyimiz karışmayın dediler. Hmm. Ve onda 4 sene sonra öyle mi yaptım. Oradan bir şey mi çıktı siz karışmayın diye? Şöyle evlendik bir hafta sonra el öpmeye gittik o zaman söylendi. Biraz öyle olunca... çabuk mu olmuş sanki? Yok biraz yok canım o biraz abartıyor. Bir hafta sonra bir olayından sonra değil mi ya hadi çocuk diye. Ama öyle vardır değil mi? Sağ olsun anneler babalar bir an evvel çocukların mürüvvetini sonra da hemen sorun görmek. Mutlaka, mutlaka. Bir tane yaparsınız o da yetmez ikinci gelse. Aynen, aa öyle. Kardeş lazım. Benim annem de şu anda izliyorsa ki izliyor biliyorum yakından izliyor. o da diyor yapmıyor musun ikinci? Tabii hadi kızım diyor, var işte bir kardeş. Tane bir oğlun olsun. Bir tane de öyle mi? Tabii. Ama yok, bu devirde biz, de zor be çocukta biz niyetliyiz de şakası bir yandan ama ben Allah bilirim zamanını. Var. Birazcık daha zaman var. Aklım, aklım olsaydı şey yani... Bedriye Hanım gibi 9 tane çocuk yapar. Ya Bedriye Hanım 9 çocuk 26 torun. Ne kadar güzel. Maşallah. Ya ben de bir böyle maşallah. Bir... Ne yapıyorsun meyve suyuyla Aslı? Şimdi ben güzel portakal bulamadım. O yüzden %100 portakal suyu buldum. Tiramisu için. Evet tiramisu için. Portakallı tiramisu. Ben hiç için... denemedim portakallı tiramisu. Şimdi bayılacaksınız. Vallahi. Bir daha normalini yapmayacaksınız. O kadar söyleyeyim o derece size. Diyorsun. Evet. Aslı Hanım çok övdüğü portakallı tiramisu'yu yapmaya başlıyor. Portakal suyunun içine granül kahve ve şeker koyup eriyinceye kadar güzelce karıştırıyor. Portakallı tiramisu tatlısı hiç yemedim. Yiyince göreceğiz.
Portakallı krem suyu ben hiç yemedim. Yemedim. Bilmiyorum tadını. Bilmiyorum nasıl olacağını. Portakallı tiramisu. Hiç yemedim. Portakallı tiramisu hiç yemedim. Ben bunu kokoolusunu, çikolatalısını yaparım. Ve çok da güzel olur. Vallahi deneyeceğiz, bilemiyorum. Herhalde inşallah beğenirim. Zuhal Hanım, zaman hızla ilerliyor. Aslı Hanım'ı artık yalnız bıraksak mı? Evet, bende de çene var ya, hep söylüyorum. Bu birazcık şey oluyor ama böyle, bir konuşmaya kaptırıyoruz, yarışmayı unutuyor. Ben de severim ama saat Aslı'nın saate bakalım, şeyine olmasın ama yani. Ama saati söylemeyelim, heyecanlanır benim gelirim. Evet ama söylemek zorundayız. Biraz daha böyle bir biraz şey... çabuk hızlandırsın. Tamam, ben çıkayım. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben bir Cino'ya bakayım. Cino'ya bakayım ben. Yatakta perdenin altına bir bakın bakalım. Cino orada mı? Aslı Hanım mühürlediği eti şöyle bir karıştırıp börek için hummalı bir çalışmaya girişiyor. Böreğin de hazırlanacak epeyce malzemesi varmış. Yağını eritmek, maydanozu, kaşar peynirini rendelemek hepsi el oyalayıcı işler ama bunları öyle süratle hallediyor ki. Bravo doğrusu gelin hanım. Şimdiden nefis görünen börek hazır. Dünkü sıkıntım, stresim gitti. Bugün bombalar patlatacağım. Artık kendime geldim yani. Ay hiç zannetmiyorum. Hangi gelin kaynanayı sever? Ama niye öyle diyorsun? Sizin kendi gelininiz de var galiba. Ay gelinim nerede? Ne oluyor fısır fısır? Güzel değil. Çok güzel. Ne oluyor? Kaynanamdan korktum, aklım şaşırdım, Aman ne zormuş bırçak tarlası, bırçak tarlasında yar yar gelin olmaz. Zuhal Hanım, sizce nasıl bir akşam bekliyor bizi? Vallahi güzel bir akşam, güzel yemekler bekliyor gibime geldi. Öyle hissettim. Masa çok güzel olmuş. Böyle bir Akdeniz esintisi, mavi mavi nazar boncuğu gibi. Böyle gelen sesler de güzel yani. Hiç böyle bir aksilik olmadı gibime geliyor. Değil mi? Öyle mi? Birazdan onu göreceğiz. Peki Aslı Hanım'ın menüsü konukları mutlu edecek mi? Yani o edeceğini düşünüyor. Herkesi memnun etmek bu hayatta mümkün değil zaten. Öyle bir şey yok yani. Sizce bugün kayınvalidelerin hangilerinden en çok eleştiri gelecek? Bence Hacer Hanım bugün yani iyi bir performans gösterecek. Ona keza Gülümser Hanım'dan da ben böyle bir şey bekliyorum. Eleştiri, oturaklı böyle cümleler. Görüyorum o şeyi yani, potansiyeli. Ev sahibelerini artık çağıralım. Yani çağıralım artık tabii. Buyursunlar efendim. Aslı Hanım. Geliyorum. İyi akşamlar. Güngör Hanımcığım. Görüşmek üzere geldik bakalım. Geldiniz mi? Geldim tabii. Buyurun, buyurun. Buyurun sizi böyle. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun. Merhaba. Bitirdin mi Aslı, yetti mi zaman? Tabii ki yetti. Hem de erkenden bitirdi benim gelinim. Ben gelinime güvenmesem gelmezdim bu yarışmaya. Tabii ki. Tabii ki. Zaman da mı arttı yoksa? Zaman arttı. Birkaç zaman dakika. Zaman arttı. Biliyorum şeyden, marketten en erken alışveriş etti, geldi gelinim. Bunları söyleyelim lütfen masada diğer kayınvalideler varken. Zaten onlar da gelmek üzere. Öyle mi? Gelsinler, buyursunlar efendim, bekliyoruz. Acıktık. Değil mi? Acıktık. Değil mi? Vallahi ben de acıktım. Ben hep aç geliyorum. Tabii. Hah? Kayınvalideler de geldiler. Hadi bakalım. Buyurun, hoş geldiniz İyi evime. Akşamlar. Aslı, hoş geldiniz. Ben Bedriye. Buyurun. Sağ ol, teşekkür ederim. Aman, Bedriye teyzeciğim gelmiş. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldin Bedriye Hanım. Nasılsın canım? Sağ ol, teşekkür ederim. Böyle alayım ben sizi. Alın. Yanıma, yanı başıma. Tamam aşkım. Evet. Hoş geldiniz. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi misiniz? İyiyim, sizi gördüm daha iyi oldum. Buyursunlar, buyursunlar. Evet. Sağ olun. İki kalçadan ameliyat edeyim, ayakta duramıyorum. Aa, geçmiş olsun. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Oh, bir annemiz daha geldi. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz hoş evime Aslı. Emine ben. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canım. Hoş geldiniz Emine Hanımcığım, merhabalar. Sizi de böyle mi alalım? Benim. Emine Hanım da böyle, böyle alalım. Peki. Buyurun.
Nasılsınız? İyiyim. Sizler nasılsınız? Görüşmeyeli. İyi vallahi. Özledik sizi. Ben de sizi özledim. Alıştık hepinizi. Çok kısa sürede, evet. Değil mi? Evet. 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 Özleştik yani. Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim, seni sormalı. Teşekkür ederiz, biz işte sizi bekledik. Evet. Canım. Hadi bakalım, bir misafirimiz daha geldi. Bakalım kim geldi. Merhabalar. Hoş geldiniz Emme, buyurun Aslı. İyi hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin canım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz. Nasılsınız Gülser Hanımcığım? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyi, sağ olun. Buyurun sizde. Yeşiller de pek yakışmış Fediye teyze. Teşekkür ederim. Şimdi ayrı bir şey. Hepiniz çok şıksınız. Teşekkürler. Gülümser Hanım, siz de İnci. Evet, İnci'yi tanıdığım sizin... için. Seviyorsunuz İnci. Evet, İnci'yi çok seviyorum. Hoş geldiniz evime Aslı. Buyurun lütfen. Çok güzel. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Merhabalar. Arkadaşlar. Hanım da geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canım. Çok tatlış. Merhaba. Nasılsınız Hacer Hanımcığım? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ ol, teşekkür ederim. Kusura bakma. Korktuk ya. Biraz korkuttum sizi olsun. Heyecan güzel. Nasılsınız Hacer Merhabalar, Hanım? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, dinlenebildiniz mi? Çok şükür dinlendik. 202 saatlik uykuyla da olsa dinlendik. Ya Nuray nasıl? Vallahi Nuray iyi, düzeldi. İşe gidebildi mi bugün? Herhalde bugün gitmedi. Ha, bugün gidebildi. Hadi bakalım. Dinlendi bugün. Dün ilk yarışmacımızdı Hacer Hanım. Evet, bakalım Hacer bugün Hanım de. Büyük bir yorgunluklarla bitirdi de. Bitirdik işte. Çok şükür. Dünkü sıkıntım, stresim gitti. Bugün bombalar patlatacağım. Evet, artık kendime geldim yani. Şimdi stres falan yok. Çok her yere misafir gideceğim. Şimdi rahatım diyor. Evet. Bombalar diyor. Bombalar patlayacak. Tahmin ediyorum ben az çok. Hadi bakalım. Allah kolay gelsin. Hiç problem değil. Aslı rahat. Çok şıksınız Aslı. Teşekkür ederim. Hepiniz ayrı ayrı çok şıksınız. Ayrıca evine hoş geldiniz. Siz de çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Evinize bizi açtığınız için. Ne demek? Ne demek? Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evimize şeref verdiniz. Soframız bereketli, vücudumuz sağlıklı olsun. Amin inşallah. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet, masa da çok güzel. Evet. Böyle bir Akdeniz esintisi, bir nazar boncuğu. Evet, benim de nazar boncuklu bilekliğim. O bilezik geldi, gözüm kaldı o bilezik. Öyle mi? Evet. Benim de şapkada. Benim şapkamı verme. Hayır, şapka çok güzel yapmışım. Şapkaya ben de rakip çıktım ama. Benim şapkam. Şapka güzel. Bu hediye şapka yani. Evet. Hediye verilir mi? Verilmez. 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 Aa, inci var bak. Ben tabii inci. Gülümser Hanım. Tabii. Bir inci kardeşliği orada. Çok yani güzel. İnci var ona mı ver diyorsun? Yani. Var ki takıyor. Yakışıyor yani. Yani tabii. Evet. İnci, inci hanımların ziyneti incidir. Evet, doğru evet. Söylüyorsun. Kendileri de inci gibidir. Zihniyeti ay çok teşekkür ederim, sağ olun. Zuhal Hanım, Hacer Hanım'ın bombasını çok merak ediyorum. Sonra diyor. Kapanış, kapanış da şekerim o, şimdi olmaz. Kapanışı güzel bir kapanış. Hacer Hanım bütün neşelerin seni toplayarak gelmiş, bir de şarkı söyleyecek masamıza. Aa, benden çok şey bekliyorsunuz. Var mıdır ses böyle? Yok, değil. Heves. Böyle işte birazcık şey yapıyorum. Canım keyfim sitesi. Olursa. Ha, atmak için. Bir gerginlik olursa bir şarkı patlatıverir ben belki. Ben kızdığım Hacer zaman biliyor musun? Benim kızdığım zaman bıçak tarlası derim. Aa, ben şarkı tabii. Söylerim işte o zaman. Şarkı dur söylerim. Bir kızdıralım o zaman. Bir bıçak tarlası. Söyleyin nasıl? Bıçak tarlasında gelin olması zor efendim. Arkası var. Devamı yarın. Sabahleyin kalktım, sütü pişirdim, sütü pişirdim. Aa, sütün yarısını yere taşırdım. Sütün yarısını yere taşırdım. Kaynanamdan korktum, aklım şaşırdım, aklım şaşırdım. Aman ne zormuş bıçak tarlası, bıçak tarlasında yar yar gelin olması. Aman ne zormuş bıçak tarlası, bıçak tarlasında yar yar gelin olması. Bravo! Yüreğinize sağlık. Allah neşenizi bozmasın, yüzünüzü soldurmasın. Ne dedi o?
Pardon, çok affedersiniz. Benim kadar güzel söyleyemez dedi. Aa, duydunuz mu? Evet. Bir iddia var. Bedriye teyze. Bediye Hanım'dan istiyoruz. Bir ara bir keyfin gelirse, olursa... Şimdi söylemem de yalnız seninle söylerim. Ben. Yalnız bana. İçeri geçelim, bir müsait bir odama. Ama şimdi bir masada söylemeyeceğim. Şimdi bak, söyleme de biz de duymak istiyoruz. Tamam. Tabii. Şimdi tabii. Bak, masamız ergen olmuş. Biraz güzel yani uzatmayalım. Zuhal Hanım, mutfakta yemekler soğuyor. Evet. Tamam işte evet, başlasın. Değil mi? Artık. Evet, yemekler... Hadi kızım sen... Menüyü nasıl buldunuz? Ben bir Hacı Hanım ilk yarışmacımızdı. Ben menüyü hafif buldum. Bak. Hafif, niye? Hafif buldum. Ne, hangi yemeğiniz? Hep yapılan şeyler. Ezogelin çorbası. Ha bir tabiata uygun yani insanlarımızın ağız tadına uygun yemek yapalım diye. Vallahi ben hafif buldum bilmiyorum. Hadi bakalım tadına bir gelin bak da ondan sonra. Da aynı şimdi menüyü nasıl buldunuz diye sordular. Onu şey etmiyor tadına bakacaksın güzeldi belki bir şeyler başka, tatmış yapmış. O başka onu bilemem de. Nasıl buldunuz diyor. Menüyü yani nasıl buldunuz dediği zaman ben de hafif buldum dedim. Aslı biraz Aslı hafif diyor Hacı Hanım. Ama Aslı'nın da ona şöyle bir açıklaması vardı. Sen söyle istersen. Tabii. Evimde ağırladığım misafirlerimi genelde yurt dışından ağırlıyorum ve Türk yemeklerini yapıyorum ve nelerden hoşlanacaklarını az çok biliyorum. Şimdi burada annelerimizin çeşitli yörelerden geldiğini düşünerek ortalama bir şey yapma zorunluluğu hissettim. Herkesin damak tadına uysun. Herkes lezzetle yesin diye. Yurt dışı yabancı bir ülkenin insanları. Evet. Biz Türk insanlarıyız. O yüzden Türk yemekleri yaptım zaten. Türk yemekleri yapmışsınız, onun farkındayız da. Herkesin damak tadına uyan. Ezogelin çorbası da çok basit bir çorba. Size göre öyle. Tamam. Peki o zaman bir çorbalarla... Tadına bir bakalım. Bir çorbalarla bir başlayalım Aslı'cığım. Tabii ben kaselerinizi... Kaselerinizi rica edeyim. Tepsinle koyuyorsunuz. Tepsin var anne. Gelirken getiririm. Şöyle kaselerimi alayım. Peçetelikler pek hoş. Güzel. Evet. Biraz süslüyüz biz güzel annemle. Ama. Çok hoş. Severiz. Çok hoş. Şık şeyleri. Şık. Siz çok güzel. Biraz böyle kayar mısınız? Açık şöyle. Hayır, öyle çok yakın oldunuz. Sizden nasıl buluyoruz? Hacer Hanım'ın yorumuna ne diyorsunuz? Tepkimi verdim. Halk tipi yemek yaptım. Yiyecek bir şey yok. Sıcak değil mi biraz? Şapka terletmesin sizi. Çıkartayım müsaade. Siz nasıl rahat yani rahat edersiniz diye düşündük ama. Tabii, çıkartayım. Siz nasıl isterseniz. Arkadaşlar biraz... dediler sana çok yakışıyor şapka. Yakışıyor o ayrı. Giy dediler. Ben de onların için giydim. Ama böyle bir hah bir rahat edin yahu. Herkes ayrı kültürden, ayrı şehirden olduğu için tabii ki ortak bir paydada buluşmak mümkün değil. Hele de bu kadar kısa bir sürede. Umarım... Tok ayrılırlar evimden. Önemli olan benim için o. Beğenilir beğenilmez ayrı ama tok ayrılmaları benim için çok önemli. Hemen şöyle. Takayım bakayım vallahi ben de severim şu an. Vallahi kalbimden geçirdim yani takın ya. Çok ne çok güzel. Yakıştı mı? Işte. Ne çok güzel. Yabancı sanatçılara benzedin. Jennifer Lopez'e benzetirler. Evet çok güzel. Güzeline yakışması. Sahibesine benim. Çok teşekkür sizin güzelliğiniz. Zuhal Hanım. Buyurun. Bir gerçeği açıklayabilir miyim? Evet alayım. Hanımlar burada pek iyi görünüyorlar ama aslında aralarında kaynatıyorlar. Özellikle de Gülümser Hanım. Yani yarışma mı şekerim, yarışma. Ha evet buyurun. Dostluk ayrı, buyurun. Alışveriş ayrı. Musa bir dinleyelim bakalım ne oluyor. Evet buyurun Gülümser Hanım, evet. Bugün de ilginç yorumlarınız olacak mı? Vallahi duruma bağlı. Şimdi şu anda hiçbir şey söyleyemiyorum. Bir tatmam lazım. Sofra düzenini çok beğendim. Şuraya bir şeye benzettim. Böyle hani bir göle benzettim. Gölün içinde böyle yuvarlak yuvarlak böyle... evet, baloncuklara benzettim bunu. Hani bir de böyle gölde böyle yeşil yaprakların arasında böyle bir çiçekler olur ya böyle. Nasıl anlatayım? Nilüfer çiçekleri gibi. Aynen, nilüfer çiçekleri gibi. Şu vazoyu da ona benzettim. Şu anda onu böyle, onun içindeyim, onun kıyısındayım. O şekilde... Görkemlendirsiniz. Değerlendirdim. Emine Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Şu kürdanları bir verebilir misiniz size zahmet? Teşekkür ben göstermiştim seyircilerimize. Evet, çok güzel. Bakınız yani, şunu nazar sevgili mi? Yönetmenim, bakın nazar boncuklu. Şu detay bile özenilmiş. Ben biraz detaycıyım ya. Çok ben de aynı detaycı. Ben de çok seviyorum. Vallahi bravo bakın, Allah evet. Hepimizi nazarlardan korusun. Amin, aynen. İnanın sen de. Güzel olmuş. Vallahi çok güzel.
Çok annelerimiz güzel. Başımızın tacı. Ya. Sağ ol, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Başlayabilir miyiz? Buyurun, herkes lütfen. Aldıysa çorbasını buyurun hanımlar. Lütfen, lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Almak benim gelinim ben sirke ve limon koydu sofraya. Arzu evet. Ben salatasına aynı sirke... Aynı koymadım. Şurada birinde limon, birinde organik sirke var. Arzu eden lütfen oradan buyursun. Tabakların yanına özellikle ayrı limon koymadım o yüzden. Tamam. Sıkılmışı var diye. Limon verir misin? Vallahi ben bir limon alabilirim aslında. Ben de limon alabilirim. Buyurun Zuhal. Erkeğin içine limon sıkarsan... Vallahi seviyorum. Yani çok limonlu çorbayı. Onu da taze sıktım. Yani. Limon suyu falan değil. Eline sağlık. Dün Nuray Hanım'ın çorbasını topaklı bulmuşlardı. Ha evet. Üstü karmak olunca topak topak oluyor. Kaynamış tekrar. Yüzü kaymaklanmış galiba. Onda bir topaklanma olmuş. Bakalım bugünküne ne diyecekler. Nuray'ın çorbasına hanımlar biraz topak olmuş, katı olmuş dediniz. Biraz daha sulandırılması gerekiyordu. Öyle İçindeki yerindeydi. Beyazları ben de merak ettim. İçinde pirinç var, şehriye şimdi var. Şimdi sizin çorba ya neden topaklanmıştı? Bir mikserle da çevirebilirdi. Çevirdi. Ha, fakat durmuş. Kaşar, kaşar. Şey yapmış. Kaşar pütürlendi. Kabuklanmış. Onu da alırken karıştığı için olmuş. Hayır, kaşar peynirlendi. Benim görüşüm kaşar bu. Kaşar peyniri pütürlendi. Yoksa hep mikserle yaptı. Var mı yorum yapmak isteyen, başlamak isteyen çorba ile ilgili? Tuzsuz, tuzsuz olmuş. Tuzsuz diyor. Ben bakın gelinim bana sordu. Dedim ki hepimiz yaşlıyız. Bayağı bir geldi. Bayağı. Şimdi çok ayrı görüşler var. Hacerim çok tuzlu diye Emine Hanım da tuzsuz. Çok değil, tuzlu. Tuzlu. Ben çok tuzlu sevmediğim geldi. İçin ben yani bana öyle çok iyi geldi. Hani ben de biraz tuzlu seviyorum. Tadı da çok iyi mi diyorsunuz? Yok, tadını da beğendim. Gayet güzel. Hepimiz yaşlıyız. Evet, evet. Tansiyonlarımız var evet. Dedim. Onun evet. İçinde gelinin fazla tuz koymadı. Ne yani diyeceğim çorba için? Yani çorba da güzel olmuş ama güzel. Biraz dediği gibi biraz tuz. Nasıl tuzsuz diyebiliyorsunuz? Hakikaten tuzlu şey. Normal yani. Bizce yani. Ya belki değil biz ama. Tuzlu, ben kendim açımdan konuşayım. Ben biraz tuzlu sevdiğim için belki o açıdan tuzsuz geldi bana. Hayret da. Hayret ya. O zaman yani ne bileyim çok tuzlu yiyorsunuz o zaman. Oraya tuzsuz geliyor, size tuzlu geliyor yani. Bilmiyorum. Şu anda hiç doğru eleştiri yaptıklarını düşünmüyorum. Annem tansiyon hastası olduğu için tüm yemeklere az tuz koydum. Umarım doğru eleştiriler alırım. Baharatları yerli yerinde. Evet, baharatları. Ben de şeyi sevdim, baharatları. Değil mi? Aynı, homojen dağılmış. Homojen dağılmış. Tabii ki dağıldı, ben yaptım. Nanesi, karabiberi, yağı, her şey tam karar olmuş yani. Evet, kararında. Evet. Bana da öyle geldi, kararında. Kıvamı. Ben beğendim. Ben mesela çorbamın yanında peynir yerim. Bende peynir bulunur. Benim Erzincan olmadı. Tulumu yerim. Evet. O pek hoşumuza gider. Evet. Bütün ailecek masamızda. Peynir bulunur çorbanın yanında. Benim de aynı tulum şey. Peyniri tulum peyniri mi? Tulum peyniri. Ben de koyarım yemeklerde. Çorbanın yanına mı? Çorban olsun. Çorbanın yanında. Yemeğin yanında. Başka yemek kızlarım da aynı çorba. Şekilde. Hemen suyumuza destek yapalım. Daha malum sıcak. Ya, soğuk su yetmedi. Olmasın. Lokantalarda da tulum peyniri çıkartırlar lavaşla birlikte. Böyle şişik şişik gelir o lavaşlar. Oh. Onun yanında diğer kebaplar pişinceye kadar tulum peyniri gelir ortaya. Onu yersiniz tereyağıyla birlikte. Ne yaptınız gülserim böyle lavaş falan. Neyse Allah'tan güzel yemekler gelecek Aslı. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çorban beğenildi. Afiyet olsun. Tebrik ederim. Çok memnun vallahi oldum. Vallahi eline sağlık, ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Zuhal Hanım. Gülümser Hanım dünkü çorbayı da pek övmüştü. Ama bu puanlarına pek yansımıyor. Öyle mi? Övdüler nasıl? Övdüler diyorlar sizin için. Ama evet. Sonra puana çok yansımadı bu övgüler ama diyorlar. Ama ben ufak tefek şeylerden de kırdım yani. Hmm. Sofra sunumu, sofra ilgisi. Sunum çok önemli. Mesela hani... Teşekkür ederim. Bir soğuk su mesela su. Yani ilgilenilmesi lazım. Su, meşrubat. Tabii. Oralardan evet, puan kırdım. Evet, oralardan kırdım yani. Anladım. Gelin hanımımı da dün Zuhal Hanım tutmuş mutfakta. 10 dakika. Siz de su istediniz o anda, buzlu su. Buzlu su değil, soğuk su. Normal soğuk su istedim. Veya ama sohbete başlamışlar orada. Benim burada suyum bitmiş. Su ister misiniz? Meyve su içer misiniz? Bunların sorulması gerekiyor. Doğru. Zor esasında yani olay veyahut zor. Veyahut da hatırlatmanız lazım mutfakta. Kızım işte bak sor.
suyu var mı, su isteyen var mı? Soğuk ama su evde bulunduralım kadar. Veyahut da meşrubat bulunduralım. Ama ben de burada ben şu an oturuyorum. Meşrubat hiç görmedim. Yani burada bana sadece Bediye Hanım verdi bana şunu. Su diye yani meleştim ben. Hayır ben koydum size sıcak dediniz. Ama kadın yani su istiyorum duyan yok beni. Arkadan Hacı Zuhal Hanım'la sohbete başlamış. Yandım ıspanağı, böreğin ıspanağından, tuzundan yandı ağzım. Yemediniz ki yanasınız. Neyi yediniz? Ayol, hangisi bana tuzlu? Bana 30 yetti, bana gelmiş. Hangisi tuzlu geldi? Bir topak tuz, ıspanağın bir kenarında herhalde kalmış. Size gelmeyebilir ama bana geldi. Özellikle sizi mi seçtiler? Ben özellikle niye krizim olsun ki? Yani ama özellikle beni seçmediği bir şey yok. Bana rast geldi. Değildi, ıspanaklıydı. Tamam canım ama tuz ağzıma fazlasıyla geldi. Ama ıspanak ve o anda ben için... yandım, yandığım için de soğuk su istedim. İşte Zuhal Hanım'ın hatası o bence. He? Benim gelinimin hatası değil, mutfakta onu lafa tutmayacaklar. Bana kaldı ihale. İki saat boyunca ben orada mıydım yahu? Sonrasında getirilemez miydi su? 10 dakika. 10 dakika. Yapma ya. Hacer Hanım, gördünüz ben mi? Su yok hakikaten arkadaşın dediği gibi. Ben gelininizden istedim geldi su. Yok, hiç bu tarafta vardı ama Sehba Müslü'nde vardı. Benim istediğim geldi su. Meşrubatlar dediği gibi vardı. Soğuk. Ben meşrubat içmem de yani. Soğuk su yok. Peki evet, meşrubatı peki yok. Bizim almamız mı gerekiyor oradan? Yoksa evin gelini mi? Bir tane benim gibi yerinde duramayan bir bayan var ya, hemen kolu uzatıp aldı. Neden buldun içeceği ya? Ya bunu aldım ya, sabahtan beri bekletiyorsunuz beni. Tamam, ben de bir bardak rica edebilir miyim? Vallahi azıcık da ben alayım. Ben dökseydim ya, rahmet olmasın. Estağfurullah, rica ederim hayatım. Ne demek ya? Ben de alayım bari. Çiçekleri bak şey yap, sen arada sor bak. Bu öyle yarışma yaptım, olduğu için... Yanlış bir de hararet, bir şişe meşrubatı işte. Aynen öyle. Öyle yaptı, evet. Evet. Çingicim yanıyordu meşhur yazı. O zaman ne olursun, su gelmeyince ne olur bana da koy bir bardak dedim. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Ama gitti tabii, ben verdim evet. Makarna böreğini beğenecekler mi acaba? Mutlaka bir kup takacaklardı da. Adaletli takarlar umarım. Artık ara yemekte gelsin mi? Evet. Onlar gelsin de. Gelsin tabii yiyelim. Gelsin gelsin. Arkadaşlar acıktılar, beklediler. Aslıcığım, gelinimiz biraz ağır galiba. Yok. Benimkine çok laf çabuk. Ettiniz ya, ben de ederim şimdi. Şimdi sen de gelini kayıracaksın bak. Kayıracağım tabii. Rakip değil miyiz? Makarna böreğiydi değil benim mi? Gelinim... Makarna böreğimiz geldi. Yarım saat önce bitirdi yemeği. Aslı Hanım servise kayınvalidesinden başladı. Ama ben en büyüğü benim ama onun işi evet, saygıcağım. Yaş dolayısıyla. Bir daha kızım bana verme, Bedriye Hanım'a ver. Tamam anne öyle yapayım. O da yok. Hiç fark ettiniz mi anneciğim? Madem yaşlı, iki kabul... sene büyüksün, bak, sana bak şimdi versin. Sana büyük, yaşlıyı kim kabul ediyorsa alsın. Ben yaşlıyım. Ben edeyim, ben alayım önce o zaman. Yapma Allah. Hepinizin maşallahı var. Allah sağlık versin. Ben yaşlıyım, en yaşlı ben genç. En gencimiz sensin. Yok, hayır. Hadi buyurun arkadaşlar. Hadi bakalım. Yiyin, şeyin kitlerinizi yapın. Meyve suyu servisi yapayım mı? Reçelerinizi yapın. Çilekli limonatam var. Evet, ben yaptım. Annem çok sever çünkü. Portakal suyum ve kolam var. Ne arzu ederseniz alayım. Ben çilekli alayım. Tabii. Ben en son akşamları ben hiç börek, makarna, pilav, Zuhay börek abi. Asla yemem. Gelininizin böreğini afiyetle yediniz ama. Gelinimin böreğini yedim şeyli, sarımsaklı yoğurtlu. O da hamur işi ama. Evet. Vallahi ayıp olmasın diye yedim misafirlerime. Böreğe yorum yapabilir miyim? Tabii, buyurun. Çok tuzsuz olmuş. Vallahi çok tuzsuz. Sen bugün tuzuna mı? Yağsız tuzsuz. Bak bu çelik. Yağı biraz az, evet yağsız. Çok yani çok fazla yağlı değil. Evet yağı da az, tuzu da az. Ama daha doğrusu kuru olmuş. Kuru olmuş. Aa bir dakika, herkes susun. Emin Hanım konuşacak. Hayır, bunu benim gelinim tavada yapıyor normal böreği. Böyle mi? Makarna ile evet, yufkayla. Evet, evet, evet. Yufka değil mi üstündeki? Yufka. Evet. Tavada bildiğimiz ocakta tavalar var ya kapaklı. Hı hı. Onda yapar. Biraz daha yumuşak olur. Bu bayağı dediği gibi kuru olmuş. Ama yine de güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şey fırında yaptın sen. Fırında evet, fırında yapmış. Evet, fırında. Biraz kuru ve yağsız diyorlar. Evet, sosu evet. Az olmuş afiyet işte. Gülümser Hanım'ın biraz yüzü mü asıldı? Evet, sanki. Ama yedim. Yedim ama ben de böreği kuru buldum.
kuru buldum. Yağı az kalmış. Yani evet, az gelmiş. Yağ az gelmiş. Hmm. Makarna çekmiş yani. Böyle yediğim yok, sevmem de ama güzel olmuş bu. Aa, Bediye teyze beğendi. Ama bir lezzet bırakıyor dilimde, bıraktığını hissediyorum da değil mi Zöhal Hanım? Bir şey var diyor. Bir şey var değil mi? Bir şeyler var yani. Bir tat kalıyor ağzında, şimdi gerçeği söyleyeyim ama... Evet. Deriyodunlu tatlı. Yağsız, dereotu güzel olmuş. Sadece başka bir şey yetişmiş. Yok yani. Hafiften yağsız. Ya evet. Evet. Yoksa bir lezzet kalıyor yani. Aslı hepimizi düşünüp... Tuzsuz, yağsız, kalori almayalım diye evet, hafif yapmış evet. İşte. Ne güzel. Ne güzel değil mi? Kilo almayalım evet, diye. Aynen öyle. Eline sağlık. Bu beş günde herhalde alacağız günü. İlla. Gibi geliyor. Evet. Bence de. Gördüğünde dayanamıyorsun yani. Hacı Hanım diyor kilo elinize almamak sağlık için akşamları yemiyorum. Emine Hanım diyor şeker yok. Hastasıyım börek. Bedriye teyze ben hiç sevmem hayır, dedi ama... Tatlıyı yiyeceğim böreğin yerine. Tatlıya bırakıyor, ayırıyorum anlaşılan. He anladım, anladım. Yağsızmış, tuzsuzmuş. Yani yaş dolayısıyla mecburen. Yağlı olsa çok yağlı diyecekler. Genelde nasıl eleştiriler? Tüm umarım adilane olur. Şu ana kadar bir kişi hariç adilane değil diye düşünüyorum. Bakalım, bakalım. Hafiften kalın olmuş mesela. Güngör Hanım, seyrettiniz siz gelini mutfakta yemek yaparken. Ben fark etmediniz mi makarnayı? Yanında oturdum gelinime tuz koyma dedim. Bakın ama hepsi uzay. Hayır hayır makarnayı ne kadar koyduğunu görmediniz mi? Çatal bıçağı alıyorsunuz. Biraz koy, kızım az koy makarnayı dedim. Limonatayı da sen yaptın değil ben mi? Ben yaptım evet. Onu evet. Da sormak istiyorum. Nasıl buldunuz ev limonatası, çilekli limonata? Ben almadım. Ben de almadım. Ben hiç çilekli limonata içmemiştim, yalan yok. Beğendin mi Bedriye teyze? Yani alayım mı Zuhal Hanım? Kusura bakma da yani ben sevmedim, yalan. Neyini sevmedin? Ben bilmiyorum, içtiğim herhalde içmediğim için. Ha. Hiç içmemiş. Senin damak zevki neydi? Tabii, alayım tabii. Tabii. Ay yavrum ama. Ben hiç içmemiştim. İçindekiler şey mi? Sevmedim. Nane mi? Sorun istersen. Aslı Hanım, içindeki nane mi? Hayır, hiçbir şey yok içinde. Kendi çekirdekleri. Şunun noktalar kendi çekirdekleri mi? Çileğin çekirdekleri, evet. Ha, evet. Benim gelinim bu... Kolaymış gibi böyle şeylanlı şeyleri ne kendileri içiyor ne de çocuğun içiyor. Ne güzel. Bu tip şeyler yaparaktan sofrasında onları kullanıyor. Evet. Onun için ben de hoşuma gidiyorum. Hadi bakalım. Bunlar da neyi beğenmeyecekler acaba? Şöyle. Salatamızdan da şöyle pilava yakın bir kaşık koyalım. Sizin bugün ağız tadınız ne kadar güzel öyle. Her şeye güzel güzel diyorsunuz. Vallahi güzele güzel denir yani. Niye? Üç tane de şeye güzel dediniz. Ağız tadım güzelle evet. Geldi. Damak tadıma ay, güzel ama geldi. Ama böreğin yağsız olduğunu söyledim yani Hacı Hanımcığım. Ha, böreği yağsız yani, dediniz, yağsız kuru buldum. Dediniz. Evet, evet kuru dedim. Onu diyorsun değil mi yani? Ne oldu dün akşamdan sonra hafif mi geldi? Vallahi billahi yani akşam ya bile bomba patlattı. Ama burada da hep güzel 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 ne oluyor? Gerçekleri hayatım. Söylemek lazım. Beğenmiş demek ki Gülüşmeler. Hayatım orayı hiç konuşmuyor. Burak kahkahadan... Biz konuşurken başkasının araya girmiyordun. Sen misafir, ev sahibiydin konuşmuyorsun. Ev sahibisiniz lütfen sağ mısınız? Ben susmayacağım. Ev sahibisiniz, ben dün sustum. Ama susmadın, sen de kızdın ya nasıl? Yok, ben dün sustum, şey söylemedim. Heyecanlıydım çok, konuşamadım. Enişteleri açık olalım Hacı Hanım diye söyledim. Şimdi bugün bombaları patlatacağım Gülüşmeler Hanım'a karşı. Şimdiye kadar bir şey olmadı, iyi fena şimdiye değil yani. Şimdiye kadar bir sanki? Şey yok, sadece yağsız buldum, o kadar. Bir de kuru böreği yani. Böreği beğendiniz yani. Çorbayı harika buluyorum. Evet. Limonatayı da beğendi. Limonatayı da beğendim. Ne oluyor fısır fısır, dur bakayım dur. Güzel değildi ama genç, 23 genç, yaşında. Tamam bir şey demiyoruz da çok güzel, çok güzel. Kim güzel bitir. Be? Sen benim kızımı görseydin ama ablan çıkacak baş. Hayır. Benim zorlarımı görse ablacık ailemedi, o kadar güzeldi. Ne oluyor? Hayır okulu bitirmiş işsiz şu karşıda gittik çay may ikram çay ettiler. Çalışan güvenlik oranın. Onun kızı. Özür dilerim bölüyorum. Ana yemekleri getireyim mi? Getireceğim. Evet.
Muhabbet çok tatlı gidiyor. Evet, evet. Unuttuk biz inşallah olur. Bu aynı tatlılığı birazdan da devam ettirsin. Bir de puanlamada da. Tabii sevindim. Evet. Tabii. Evet sevindim. İnşallah olur. İnşallah. Konuşuyorlar dün mesela böyle miydi yani hani dün de mesela böyle güzel tatlı bir havada bir esintiyle başladı. Böyle sonra bir Poyraz, bir böyle Lodos esti mi puanlamada? Bu muhabbete hiç güvenmeyin. Yani. Değil mi? Bak ben anlıyorum. Teşekkür ederim. Bugün de pilav var. Bakalım ne yorumlar gelecek. Bak şehriyeli çok güzel. Bence. Ben şehriyeli pilavı seviyorum. Sırılı salatalar var. Bakalım. Salatalarımı da getirdim. Salatalarda tuz çok çok az var. Annem tansiyon hastası. Yağı var. Dediğim gibi limon ve organik sirkem orada. Arzu eden lütfen salatasına... Pilav da tuzlarım. Efendim? Pilav. Yedin mi? Yedim, evet. Tuzsuz ama mu? Görünüş, evet, görünüşüm çok güzel de pilav tabii... Tuzsuz olmaz da iyi ama. Masada bir sessizlik var. Acaba fırtınadan önceki sessizlik mi? Mi acaba? Aslanım dikkat ettiniz mi? Devamlı annem diyor. Evet. Ne güzel. Anneme göre yaptım. Tansiyonu yok var benim diye. Benim evet, buraya geldim ama ben ama çok severim. Ama biz de misafiriz. Ama beden ayıp olmuyor mu? Oluyor mu? Bence oluyor. Yanı tuzsuz olmuş. Ama yani. Devamlı anneme göre yaptım. Anneme göre yaptım. Anneme göre yaptım. Kendimi o zaman... Şey hissettim, yabancı hissettim ki biz misafiriz yani. Ama anne yani. Sevgisini vermiş demek ki gelinliğe ki o annem diyor. Şey Gülümser Hanımcığım o ayrı bir şey. Nasıl ayrı bir şey? İyi bence de ayrı bir şey. İçten söylüyor ama içinden yiyor. Tuzu uzatan. Bizim yanımızda efendim. Demek zorunda mı devamlı aynı tuzu, şeyi? Tuzu. Biz de misafiriz. Ama belki seviyordur, hoş görmek lazım. Ay hiç zannetmiyorum, hangi gelin kaynanayı sever? Aa, niye öyle diyorsunuz niye ki? Benim gelince beni sever. Benim gelinim çok sever. Az. Benim çok gerçekten az. De sever az. Yani. Bir benim, saniye, benim kim çok az? Der. Severim diyen. Öyle mi? Tabii canım. Ne diyorsunuz bunu hanımlar? Ben çok diyorum. Az. Hangi bana gelin diyor? Bana da geldi yani. Ben aa, buna, bak sevgi kazanılmaz. Sevgi verilir. Kazanılır, verilir, alınmaz. Sevgiyi siz veriyorsanız gelininiz aynen. De sizi sever. Mesela benim... Hacer Hanım'la dün Nuray Hanım geline böyle sizli bizliyizdir dedi Nuray. Yok, ben... Yani benim öyle bir şey. Ben, bir mesafe sen, bir... Ben, sen benim... de gelinim bana hep sizler. Evet mesela şimdi de işte herkesin farklı. Aslı da hayır, Güngör Hanım'a anne diyor. O ayrı bir şey. Onu demek istemedim Zuhal Hanım. Şimdi ben onu ayrım yapıyor. Şimdi diyor, çorbayı annem için yaptım dedi. Hı. Hayır annem yanlış. Hayır tatlı şekil tuzunu az koydum dedi annem için dedi tansiyonu var diye. Evet şimdi tansiyon olduğu için. Şimdi bunu getirdi annem için yaptım dedi. Alınmaz mısınız? Ben alındım açıkçası. Hep annem için. Hep dedi. Annem için dedi. Babam için demesi lazım. Hayır. Vallahi düşünmem sizler lazım. Sizler için, misafirler için. Hayatım bakın istedim ki o kızıma, gelinime. Ben gelinime dedim ki biz hep yaşlıyız. En yaşlılar da benim. Ben estağfurullah ben yaşlılığı kabul etmiyorum. Ben yaşlı beni sen mi etmiyorsun? Evet. Beni hem ediyorum hem etmiyorum ama bir kere benim vücudum yaşlı. Ay, siz benim dediğimi anlamadınız anladım. Ama. Anladım. Siz diyorsunuz ki ben bizde ayrım yaptı. Yani hep annem anne ayrım dedi. Ayrım yapmadı diyor. Bizi hiç o şey yapmadı. Motive etmedi bile. Hep ya kayınvalidem, kayınvalidem, kayınvalidem. Senin yüreğin kaldı kayınvalidem. Hayır öyle bir şey yok. Hacer Hanım sizin için yapmacık dedi. Yapmacık değilim. Olamam ki. Yapmak dersin. O kadar çok isterdim ki inanamazsınız. Keşke birazcık yapmacık olabilsem gerçekten. Sizce neden böyle düşündü? Şimdi ben yaşı en büyük olduğu için... tuzsuz yapmak zorundayım. Şimdi tuzsuzun çaresi var, üzerine tuz ekersiniz. Ama tuzlunun çaresi yok. Onu alacak bir şey de yok. O yüzden ben mecburen ortalama ve biraz altında yapmak zorundayım. Gelinler kayınvalidelerini sevmezler. Asla sevmezler. Ama sevmek ne şöyle? Siz verici zaten. Olursanız gelin sizi sever. Pardon Aslı'ya sor. Aslı'cığım. Buyurun. Müsait misin? Tabii. Bir dakika gelebilir misin? Efendim buyurun. Vallahi bizzat sevgili annen, yani kayınvaliden ama annen artık. Annem. Gelinler kayınvalidelerini sevmezler dedi şu an.
Beni gerilimden yüz yüze getiriyorsun. Ama öyle dedin. Ama bak ben satın almışım yani sevgi kazanılır. Demek ki ben kazanmışım o sevgiyi. Kendi içindememiş demek ki. Lütfen kıvırmayalım. Kıvırmıyorum. Doğruyu söylüyorum. Vallahi kıvırdın. Kıvırmıyorum. Bak sevgi kazanılır şey denir. Ona katılıyorum. Ha ben gelinime demek ki. Lafını söyler demek, misin bir daha? Evet gelinler kaynanalar gelinler kaynanalarını sevmezler. Evet bu kadar basit. Bu kadar. Ha, evet. Ama evet. Amasını koyuyorum. Aması yok. Bitti. Noktayı koy oraya. Ya aman. Gelininizin yüz ifadesinden zaten anladım. Öyle mi? Yok benim yüzümde hiçbir şey yok çünkü bizim aramızda sevgiyle ilgili hiçbir problem olmadı bugüne ama kadar. Ama güzelim bak bizim de sizde bir problemimiz yok. Mutlaka. Sizi ilk defa tanıdık. Sizin kendi gelinizle var galiba hayır, bir şeyler. Hayır gelinim nerede yok. Hayır. Şimdi bu da bir yarışma yani... programı. Evet. Kaynanan böyle söyledi. Ben ne dedi? Arkasını getirmeden hepiniz cevap verdiniz. Benim sevgi benim kazanılır. Onu başta söylediniz canım. Başta söylüyorum. Ben kazanmışım demek beni gelinim sevebiliyor. Seviyorsa bakabilir de sizi hastalandığınızı. Adana hiç inanmıyorum. Bizim yaptığımız gibi asla yapmazlar. Zuhal Hanım acaba Hacer Hanım gelin konusunda biraz gergin mi? Yok gibi. Yok asla değil ben genel konuşuyorum. Kendi adıma değil. Ama yine de genel... Yani buradakilerin adına da değil, genel konuşuyorum. Hepimiz adına. Ama şimdi genel konuşuyorsun ama... Şimdi bak herkes şöyle... Herkes genelinden şimdi... çoğu memnun. Kim yani... memnun? Bir tek sen memnun ama dedin. Ama başkaları da vardı yine de kim dedi? Ya daha tanıdıklarda da var benim gördüğüm kadarıyla. Ya o ayrı, ben de genel konuştum. Ama gerçekten ben memnunum. %80'i o yap sevmez dedim, %20'sinin içine girebilirsiniz. Bu da bir doğru, bir de bir gerçek. İstisnalar kaideyi bozmaz mı yani? Hayır. Allah Allah. Asla bozmaz. Benim gelinim şu anda benimle oturmak istiyor. Benimki de istiyor, bayılıyor, ben, yalvarıyor. Ben yaşadığım için... Diyor. Ne olur siz de oturun, oturayım diyor. Uyanıklar, uyanık. Diyorlar ki nasılsa biz işe gidiyoruz, eve geliyoruz, her şey hazır. Yemek hazır, çamaşır yıkanmış. Gerçekleri bula. Söylüyorsun yani değil vallahi mi? Vallahi gerçekleri konuşuyorum. Evet doğru söylüyorsun. Onun için de yok anam. Ben kendi evimde rahatım. Ha, yani kendi şeylerinden dolayı mı istiyorlar canım, beraber? Çok tabii. Realist bir bakış açısı. Zuhal Hanım gerçekleri söylüyor dedi. Hayatım size bir kim şey dedi? Soracağım. Gülümser Hanım. Gülümser Hanım bir saniye öyle bir şey oldu bir karıştık öyle mi dediniz? Ne dedim? Evet o dedi. Hayır. Evet, gerçekleri şey... söylüyor diyor yani, evet. Yani ondan ha, dolayı evet, evet dediniz. Gerçekleri size söylüyor. Size ben bir şey söyleyeyim mi? Bak. Benim gelin bana teklif etti. Yani biz, ha oradan açıldı. Beylikdüzü'nden ev alırken iki daire birden bir söylemesi aldı. Karşılıklı olabilir dedim. Hmm. İlk önce teklifini şöyle yaptı. Hani dubleks alalım, altta üstte oturalım. Üste oğlum ben oturayım, altta sen otur. Aynen, üstte sen oturursun anne babamla dedi. Biz de alt katta otururuz dedi. Ondan sonra tabii ki yani sürekli ben çocuk zaten bakamam. Hmm. Hastayım, boyun vitamini yapayım. Çocuk da yetişecek. Aynen. Ondan sonra işte kendisi muhasebede çalışıyordu. Çocuklardan dolayı çalışamıyor şimdi. Bakan yok. Ben de rahatsızlığımdan dolayı bakamıyorum. Hmm. Yok yavrum ben 26 sene oturdum. Ne demek olduğunu biliyorum. Ben seve seve baktım. Helal hoş olsun. Her şeyimi verdim. Kanımı verdim, canımı verdim. Helal hoş olsun. Ama yetti bana diyorsunuz. Helalaşarak da öldü kayınvalidem dedim. Ama dedim seninle, sizin derdin kesinlikle oturamam. Çünkü ben istediğim zaman uzanmalıyım, istediğim zaman bir yerlere gitmeliyim. İstediğim zaman arkadaşlarımla yani. Birlikte olalım. Yani bunları yapamam dedim yani. Onun için sen de rahat olma kızım, ben de rahat. Ben seni sevmediğimden değil, ben seni çok seviyorum dedim. Mutlaka. Saygın, hürmetin bana her zaman için yeterli dedim. Ben diyor artık diyor hani gelinim dedi ki diyor teklif etti alt üst oturum kabul etmedim diyor. Sana öyle dese gelinin oturur musun? Ben otururum. Bak. Ben çok iyi kaynanayım. Ben kötü kaynayayım öyle mi? Size ben bir şey söyleyeceğim. Gelin kaynanamı. Şimdi siz annenizi mi çok seversiniz bir başka yani, komşuyu işte seversiniz. İşte o lafa geliyorsun. Şimdi annenin sevgisi evet. Gelininizde olmaz. Olmaz. Bunu kabul etmeyeceğim. Demin Hacı Hanım'a yükleniyordunuz. Evet. Sonuçta aynı... Şeyde payda da ortak payda da buluşuruz. Evet. Hanımlar sohbet çok güzel gidiyor ama yemeklerle ilgili yorum alalım biraz. Ana yemeğimiz geldi çünkü. Yemekten önce bir sorunun yarısında kalmıştık. Neyde kaldı? Güngör Hanım gelinimi çok seviyorum. O da bana hep anne diyor. Niye beraber oturmuyorlar? Kendi başına Ankara'da yaşıyor. Ben İstanbul'da beni çok istedim. Eşim İstanbul'da oturmayı istemedi. Benim bir kızım var beraber oturuyorum. Ben kızımın yanına gideceğim dedi. Hastalanınca da
gelinim anne dedi ben bakacağım dedi. İngiltere'deki gelinim de nasıl bu özel şey yollayacağız, ambulans yollayacağız, biz götüreceğiz diye bizim için o kadar şeydi. Ben gelinlerimden çok memnunum ama Sevgi'ye gelince annesiyle beni bir sevmez hayatım. Asla sevmez. Benim rahmetli kayınpederim müsteşarlıktan emekli. Hatta İstanbul'da da Boğaz Köprüsü'nün yapımında yüksek inşaat mühendisi olarak imzası var. Dolayısıyla protokolde oldukları için Ankara onların zaten şehri. Her zaman başımın üstünde yeri var. Keza İngiltere'deki Osman abimizin de çok istiyor. Ama görümcem var, o da yalnız. O yüzden ikisi beraber yaşamayı tercih ediyorlar. Ama sık sık bize geliyor, biz gidiyoruz, onlar geliyorlar, tatillere gidiyoruz. Keyfimiz yerinde yani. Benim gelinim için söylemiyorum bunu. Evet, genel konuşmayı söylüyorum. Durun, Emine Hanım konuşacak. Yorum yapacağım. Evet. Pilavı tuzsuz olmuş. Pilav tuzsuz. Evet, bayağı bir tuzsuz. Yani patlıcanı güzel olmuş. Tuz kararını öğrenemediğimiz yapabiliriz. Ama tuzsuz değil miydi? Tuzsuzdu yani. Pilav tuzsuz, evet. Ben de aynı kanadayım. Pilav tuzsuz. Patlıcanı güzel olmuş. Patlıcanı. Eti de güzel. Güngör Hanım'a söyleyeyim, bana ne söyleyeyim? Ay pardon, size bakarak söyleyeyim. Ben mi yaptım? Olsun, o da yanınızda görüyor beni. Evet. Şimdi hayatım, tuz kararını bir türlü anlayamadım yani. Ne tuzsuz ne tuzlu. Birine tuzlu birine tuzsuz dediniz. Ben şimdi dengeleyin bakalım. Bu kadar i̇şte dengelenmemiş. Bu kadar dengeledim ben. O da benim damak zevkimde böyle. Dengeleyemediğiniz de. Ben de bayılda pilav ya. Pilav tane tane olmuş. Yani. Yok fakat güzel tuzsuz. Pişmiş. Güzel şey tuzsuz güzel pişmiş tuzsuz. Evet. Sotesi güzel. Bana da yağsız. Eti geldi. De gayet güzel. Et yağsız geldi. Biraz sosu sulu olmuş. Ne sosu sulu? Yağsız geldi etin. Değil mi? Hacer Hanım'ın yorumlarını nasıl buluyorsunuz? Demek ki Hacer Hanım bahane bulmak isteyince buluyor. Yağsız, tuzsuz, susuz, sulu. İlginç. Gülüm sen et tuzsuz mu? Ya et iyi, güzel pişmiş, etin yumuşak. Tuzu iyi. Evet. Pilav biraz tuzsuz. Tane fakat tuzsuz. Tuzsuz. Köz patlıcan güzel, lezzetli buldum. Hı. Güzel diyor. Şimdi sıra size geldi bakalım. Köz patlıcanla et nasıl? Köz patlıcan et güzel olmuş. Sadece pilav da güzel ama tuzsuz sadece. Evet. Tuzsuz. Evet. Tamam. Hancar Hanım? Pilav tuzsuz. Ben de ortak fikrim. Etiniz de biraz yağsız olmuş. Patlıcanı evde mi yaptılar, hazır mı aldılar? Konserve mi? Konserve. Evet. Anladım. Nereden anladınız? Anladım. Sorunca ben köz söylüyorum, kokmuyor. Doğruyu söylüyorum. Köz bunu ben de söyledim mutfakta, alışverişten döndüğümde Aslı. Evet. Kavanozu gördüm, dedim Nuray Hanım dedim, patlıcanları köz Nuray dedi. Köz, evet. Maalesef dedi onu şey yapamadım, hazır aldık köz patlıcanı. Evet. Çünkü Nuray Hanım közlediği nereden anladım ben de, oradan mis gibi koku geliyordu yerken. Hayatım mesela siz yanıktı benim etim. Hissettiniz mi? Evet hissettim o etin yanığını. Hiç konuşmadınız. Hiç konuşmadım sonradan ben niye ne oldu biliyor musun? Etin kenarına baktım etin birinin kenarında siyah bir şey var. Şimdi ötekilerini de göremeyince. Değiştirdi eti yaktı eti döktü yeni yaptı. İşte o etten de karışmış olmalı ki ben etin yanık olduğunu gördüm. Ben hatta görmedim. Bana kim dedi siz mi de sordunuz koku hissettiniz mi diye. Eti nasıl buldunuz dedim eti beğendiniz mi? Eti nasıl buldunuz dedi ben bir koku hissettim ama. Söylemediniz. Söylemedim. Yani etinde yanık keşke vardı. Keşke söyleseydiniz. Yaktım ya beceremedim bak valla. Olmadı yani yapamadım ben bunu. Bir de ben biliyor musun tenkit etmeye arkadaş bir yalnız kaldık. Bu arkadaş tenkit ediyor. Oraya hiçbir şey söylemiyor. Emine Hanım. Biz şimdi ikimiz sanki o sofrada bizden başka kimse yokmuş bir durumda. Bizi elebaşı seçtiler. Niye söylediniz? Biz aynı söyledik. Niye söylemediniz? Yok söylemediniz. Hiç hayır söyledim. Biz yorumu yaptık zaten. Dussuzsa dussuz, yağsızsa yağsız. Bir kere yorum yaptınız, biz 10 kere yaptık. Ermeni gavur saladası mı neydi? Gavur saladası mı neydi? Öne söyledi. Bir Bedriye Hanım konuşuyor. Bir Bedriye Hanım'ı dinleyelim. Suydu, peşmen. Söylemeyeceğim daha, bitti. Bilimsel Hanım.
Al bir. Tartışıyoruz. Ama hızlı. Tamam. Bedriye teyze pardon, söylemeyeceğim dedi böyle yaptım. Söylemeyeceğim zaten. Söyle canım olmaz. Soflar şeyittir. Yok hiç özür dilerim ama çünkü baştan söyledim ben sana. Sizin yorumunu yapın. Bizimkini boş verin gitti tamam. O zaten. Tamam. Onu yani söylemediniz diyor diyorlar yok, ya. Al, aynısını söyledik biz de aynısını. Evet. Onların söylediğinin aynısını şimdi söyledim. Şimdi bunun yorumunu yapın. Şimdi bunun yorumu çok güzel, hoş görülüyor Bilal. Ama dediğiniz gibi biraz tuzsuz idi. Evet. Ama tabii tuzsuz olması her zaman iyi. Salata da güzel idi. Sirke döktüm daha da güzel oldu. Gene sirke. Badıcan zaten ben pek şey yapmam, sevmem. Ama gene de güzel idi yani. Et de güzel. Et de güzel mi? Evet, et de güzel idi. Genel biz itibariyle beğenmiş Bedriye teyze. Yağsız evet, dediniz. Yağsız, evet biraz yağsız tabii. Yağsız. Ama olsun yani güzeldi. Yani evet. Ne kadar yedim. Teşekkür ederiz. Eleştiriler genel olarak nasıl? Valla ne diyeyim, kendi gelinleri de 2,5 saatte 7 çeşidi tam eksiksiz hazırlasınlar, sonra eleştirsinler. Sadece tuz falan değil yani. Başka eleştiri yok. Tuzsuz, yağsız, susuz, sulu. Eleştirmek isteyen eleştiriyor. Yoksa tabaklar bitti. Bu akşam doydular demek. Bence de doydu. Dün akşam aç kalmışlar çünkü öyle dediler. Kulağıma öyle geldi. Şuradan geçerken konuşuyorlardı aralarında. Hangi kim dedi bilmiyorum ama geçerken duydum. Aslı Hanım zamandan kazanmak için konserve patlıcanı tercih etti. Evet söylendi o masada ama çok fazla bir yorum gelmedi o konuyla ilgili. Onun ben için baştan erken bitirdiler yemeği o zaman. Yarım saat erken işte bitiriyor erken ya. Menü onun dediğim evet, bu işte. Erken menü dediği aynen. Bu dediği gibi. Onun için basit erken, menü, erken pardon, bitti evet. Basit menü. Közlemediği için erken bitti. Bak bitirebilir miyim? Tabii yarım saatte yapamazdı onu. Yani. Patlıcan közlenmesi vakit alanmış. Tabii alınmış. Bayağı oyalar zor. Patlıcanı közlemiş olsaydı Aslı Hanım daha güzel puan alabilirdi şu şeyden. Şimdi hazır evet, almak başka bir şey, pişirmek başka evet, bir şey yani o ha, hani şimdi önemli hazır bir nokta. Kullanılmaması gerekiyor. Sen kaç patlıcan közledin? Gelinim 6 tane yaptı. 6 tane. Ama patlıcan. Hiç patlıcan tadı yok İnan. Aa, yok. Çok güzeldi. Ama bak sevmedim değil, sevdim. Ben not da dedim. Zaten gelinimize veremiyoruz, siz de veremeyeceğiniz. Yok ben vermeyeceğim de vermedim dedim. Yani biz zaten vermeyeceğiz. Ha, o, ben ama size diyorum. Verdim o başka mevzu. Hayır ben de onu söylüyorum. Patlıcanın gayet güzel olmuş Hünkar yok, beğenmesi. Hünkar beğendiği ben beğenerek yedim. Bir şey demiyorum. Ama çok bir patlıcan tadı yoktu. O da bilemeyeceğim onu. Yok ben o tadı aldım. Gözümün önünde Zuhal Hanım da bak, vardı. Çorbayla böreği beğenmedim ama o Hünkar beğendi de o tadı aldım ben. Tatlıya geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim o zaman. Bakalım bunlara ne kutu takılacak. Biliyorum. Portakallı tiramisu gelecek şimdi. Evet portakallı tiramisu gelecek. Öyle mi? Evet hiç yemek. Defa satacağım. Kokoğlu yiyorum. Ben de ilk defa. Klasik tiramisu, evet, portakallı ilk kez yeni yiyecekler. Tiramisu güzel olduysa süper olur ama. Değil mi? Yani İnşallah tiramisu güzel. Da, tiramisu da evet. Sevdim, teşekkür ederim. İnşallah beğenirsiniz. Gelinimiz güzel yapmıştır. İnşallah. Da çok önemli. Bak ben böyle ne kadar güzel. Kasede, hoşuma gidiyor. Ben değil mi? Böyle sunumları çok seviyorum. Evet, esasında da mesela benim gelinimin bir şeyleri var, karakterleri var. Anne herkesin sevdiği bir yemeği yapayım dedi. Belki dedi o yemek beğenmeyebilir dedi. Sevilmeyebilir benim diye. Benim gelinimkinden tüyo mu verdiniz? Ben mi? Ben bunun için kilo verdim. Tiyo. Ha tiyo mu? Atıyor. Patlıcanlı Hünkar beğendiği gibi yapmış. Böyle mi? Tabii pardon, ki pilavı yanında, patlıcan yanında, eti yanında. Aynısı olmuş. Seninkine benzemiş. Tabii. Demek ki kopya çekmiş. Bizim memleket süt kuymağına benziyor. Süt kuymağına mı? Evet. Tiramisu. Gerçekten. Süttan yapıyorduk. Biz lokusa kadınlara böyle yapıp eskiden para yoktu, bir şey yoktu. Ben biliyorum onu. Biliyorsun. Şu annemler yaptığını hatırlıyorum çocukken. Güngör Hanım dün Hünkar beğendiğinin yanında pilav olmaz demişti ama bugün... Ha ben bak... Aa evet. Ama buradaki bak, Hünkar beğendi... Bak buradaki Hünkar beğendi değil, salatası. Şey salatası yani... Patlıcan bu, salatası. Kızım ne söyleyin salatası? Köz patlıcan salatası. O köz salatası. Hiç siz bir logantada Hünkar beğendiği yerken pilav yediniz mi? Ben yemedim.
En lüks lokantalarda da yedim yemedim. Onun için tenkit ettim. Ben de ki olsaydı... yerine keşke yoğurtlu patlıcan salatası koysaydınız. İşte daha patlıcan salatasıydı yanında yediğim. Yoğurtlu patlıcan salatası diye etin yanında. Biz onu patlıcan yanında. Salatası diye yapıldı hayatım. Etin yanında. Niye öyle düşünmüyorsunuz da şeyim... beğendinin yanında olmazdı bu diyorsunuz. Ama ben bilmem yani... Ama ben bakın... Pilav da yakışır. Bakın pilav hiç yakışmaz. Yanında. Bunu kime sorarsanız sorun, Hünkar Beydi'nin yanında pilav yakışmaz. Ne koyacaktı onu yanına? Bir sırada Hünkar Beydi'nde olur, onu yersin. O zaman da tabak çok aç, evet, boş tabii. Kalırdı. Yani o zaman meyveyi koyacaksın kenarlarına. Meyve mi? Karpuz kesip koyardık. Yaman olmasın diye. Espri yapıyor. Tatlı çok ama güzel olmuş bu arada. Bizim çok sizin yaptığınız... Durun, Emine Hanım konuşuyor. Tatlı çok güzel olmuş, çok beğendim bu arada. Bir saniye, karpuz deyince aklıma geldi. Şimdi siz bilmiyorsunuz, biz sizlerden evvel oturup konuştuğumuzda Güngör Hanım'la, sevgili Aslı'yla... Evde bir köpekleri var, bir de kedileri varmış. Evet. Ama henüz kediyi görmedi. Kedi Cino karpuz yiyormuş. Yer. Tabii yer karpuz mi? Yiyor. Bak fındık, suyunu da yer. Fındık da yer. Evet. Kedi. Vallahi gördüm. Suyunu bardaktan göbek içer. Göbekler de yiyor. Karpuz da yiyor, fındık da yiyor. Ben gördüm. Benim kedim yemiyor. Hatta bak hatta dişinden gülüyor. Ben de bir şey söyleyeyim. Aynı. Salatalık da yer o zaman. Evet. Evet. Kedi salatalık. Evet. Yok, ben mi şaşırıyorum de. Bunlara? Zeytin ben yer, anlamıyorum. Taze fasulye yer. Peki çamaşır makinesinin üstüne çıkıyor kedimiz Cino. Orada duran su bardağından su içiyormuş. Evet. İçer. Ama içebilir. Ama vallahi içinden içer. Su bardağından su içen işte kedi. Böyle alıp içmiyor ya. İçinden koklu da yapsaydı zaten ben burada kaçar giderdim herhalde. Ne kediler var. Yetiştim. Cino nerededir acaba şu an? Cino gelecek şimdi, sizi göreceksiniz. Cino saklı. Evet. Nerede olduğunu bir annesinden başka kimse bilmez. Cino geldiysen üç kere miyavla. Bir bakabilir miyim? Buralarda mıdır? Diyorlar ya kedi. Ben bir bakayım mı Cino'ya? Sözün üstünü yedi tabii. Bir Cino'ya bakayım, bir karpuz keseceydik diyelim daha Cino'yla. Bir bakayım geleyim. Karpuzdan başka bir şey yemiyor. Yalnız maması var ama en çok karpuz. Buldu muydu karpuz yiyor. Allah. Aa, karpuz yemesine ben çok şaşırdım. Ben de çok şaşırdım. Tabii tabii. Alışma. Evet, aranan Cino bulundu. Ay çok güzel. Getirsene Aslı. Oh, çok korktu. İşte çok Cino. Çok titriyor. Alabalık çok korktuğu ya. İçin ben çok almadım. Çok korkuyor. Sahibesinden tamam, başka kimse. Tamam. Cino. Siyah kedisi. Tamam oğlum. Bakışlara bak. Gözlerinin bakışlarında ne? Aslı. Ne kadar anlamlı bakıyor. Bunların özellikleri var. Sahibinden evet. Başka hiç kimseyi sevmezmiş. Ben niye çekindiğini aynen, anladım. Evet. Çünkü yok, kedi dili sahibi... bisküvi var şeyde. Tiramisu'nun içinde. Cino kedi dili bisküvi görünce ister istemez bir çekince oluştu yani. Tenezzül meselesi bisküvi neymiş öyle keşke yese. Peki. Ben bunu götüreyim çok korktum. Niye? Ay nereye Cino? Daha karpuz hayır, keseceydik. Hayır hastalanır sonra yazık korkmuş. Görüşürüz teşekkür ederiz. Evet, verdiğiniz geçici rahatsızlıktan dolayı Cino'dan özür diliyoruz. Misafir gelir hiç çıkmaz yatak odasından. Cino da öyle. Tiramisu'larla ilgili yorum istiyorum tatlılarımızla ilgili. Ben yapabilir miyim? Tabii buyurun. Şimdi bu tiramisu kendiniz yapıyorsunuz kekinizi ve bunun üzerine gereken malzeme konuluyor. Bu kedi dili. Benim gelinim yaptı her şeyi. Kedi dili hazır bir kedi dili pastası var bunun içinde. Ve bunun üzerine muhallebi yapıp konulmuş. Bu tiramisu... Farklı olmuş. Farklı olmuş. Yani evet. Adına tiramisu konmuş ama muhallebi. Değil bu. Tiramisu böyle olmaz yani. Kesinlikle değil. İçine kedi dili pastası var. Hayır, kedi dili pastası. Kedi dili pastası var mı? Yok. Kedi dili bisküvisi var. Bisküvisi diyelim. Yanlış söyledim. Estağfurullah. Kedi dili bisküviti var. Bir üzeri muhallebi yapıp evet. Dökülmüş. Kedi dili söyledi ya. Şimdi iğrendim yemiyor. Yani güzel yiyordum onu. Canım bu bisküvinin adı. Bisküvinin adı. Canım bu bisküvinin adı bu. Yok canım mı? Bir saniye. İnanmadın mı Bediye yok, teyze? Yok ben zaten kedinin dilini kesmiş koymuşlar oraya. Bismillahirrahmanirrahim. Daha neler? Hayır o da bize. O da bizde şaka yapıyor be. Espri yapıyorsun sen de. Aa Bedire teyze vallahi altıysın ha. Şaka mısın Bediye? Allah iyiliğini versin. Bence geçti canım. Bak yiyordur diyor kedi dili. Kedi dili diyor. Yazık olsun bak ne kadar yemiştim ondan kedi dili. Kedi dili ne ararında şimdi?
Bisküvi. Abi bisküvinin adı öyle. Sonum işte kedinin zilini koymuşlar ya bisküvi yerine. Sen niye isimlere bu kadar takılıyorsun ya? Sevdin mi? Beğendin mi? Sevdim. Güzel mi tadı? Güzel. Kıvamı, muhallebinin. Vallahi güzel güzel bence güzel. Sanıyorum hazır bisküvi diye düşündüler ama İtalya'da kedi dili bisküvisiyle yapılır. Mascarpone peyniriyle yapılır. Ben sadece bütçe dolayısıyla labne peyniri kullanmak zorunda kaldım. Onu da portakal çok güzel baskılıyor. O yüzden mükemmel olduğuna eminim. Orijinal tarif yani. Çok yoğun olmuş. Yoğun olmuş. Evet. Sert. Evet, biraz katı. Evet. Biraz aynı, ben aynı de dediği gibi. Evet. Aynı. Biraz daha ama yumuşak. Ama hoş yani, biraz güzel. Daha yumuşak aynı olabilir de. Dediği gibi. Tadı nasıl? Güzel. Tadı? Tadı güzel. Lezzetli hmm. yani. Hmm. Ben ilk defa yediğim için beğendim. Bir şey diyemeyeceğim. Öyle mi? Evet. Bunun portakalın neresinde? Parçacıkları var içinde. Ben soracaktım. Siz sordunuz. Valla içine koydu. Parçacıklar yok. Ben suyu portakalın yok. Suyunu hayır, göremiyorum. Suyu yok. Portakalını yok. Göremiyorum. Yok ben... Ağzınıza gelmedi mi portakal? Hayır. Hayret. Zuhal Hanım, Hacer Hanım bir bomba patlatacaktı. Vallahi sen patlatayım bombamı. Ben beni görünce... Dedim aslanım bizi aç bırakacak ve ben karşımdaki rakibin birini eleyeceğim dedim. Hmm. Bombam buydu. Öyle mi oldu peki? Evet. Aa. Aynen öyle oldu. Aslı'ya benim Aslı için rakip olamaz artık gelinim. Aslı'yı bay bay dedim. Aa. Evet. Aslı. Ye bak yavruma da ye. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. O kadar sonuç gösterir her şeyi. Bay bay diyorsun. Her şey yemedim, hiçbir şey yemedim. İçeride sandviç yedim aç kalırım diye belki. Afiyet olsun, iyi yapmışsınız. Sonuçta evimden aç kimse çıkmıyor yani. Benim evet. için önemli olan o. Benim gelinim misafir ağırlamayı çok sever. Ağırladı sizi. Memnun olduğunuz teşekkür kadar. Teşekkür ederiz. Olduk memnun olduğunuz misafir kadar. Ağırlamak farklı bir şey. Yemek farklı bir şey. Tabii. Tabii şimdi yarışma evet, sonuçta. Yani tabii. Misafir evet. ağırlanıyor ama işin... Gerekeni yaparsınız. Bu da sizin kendi kişisel evet. şeyleriniz. Onun için bir şey diyeceğimiz yok. Hı-hı. Siz bileceğiniz evet. bir iş tabii. Hacer Hanım rekabet konusunda biraz bilenmiş gibi mi? Biraz mı? Komple bir... Direkt bana oynuyor. Yani zor diyorum ya. 7 çeşit, 2,5 saat. Bir de zamanında yetiştir, her şeyi zamanında yap. Üstelik lezzetli olsun, tuz, ayarı hariç. O da lezzetten sayılmaz. Hastalıklar var çünkü hepsi yaşlı. Ne diyeyim, sonuç gösterecektir hepsi. Hatice değil, netice. Hacer Hanım zaten Allah. Sert tepkili bir hanım bence. Bunu demesini ben doğru bulmadım. Güzel bir laf değil. Aslı neden onun rakibi olabilir? Başkası olmuyor da. Ben onun gelinini bir zaman gidip de rakip olarak görmedim. Ben o yarışmaya gittim, hiçbir zaman düşünmedim. Benim gelinimin rakibi olabilir miyi düşünmedim. Kazanmayı gitmek, ben de kazanmak isterim, o da kazanmak ister. Ben de kazanmak için söyledim. Ama ben zaten. Rakip görmedim ki gelininizi. Ama bir kişi kazanacak. Göreceksiniz, bir kişi kazanır. Hayır, rakip gördüm dediniz. Aslı'yı rakip gördüm. Artık görmüyorum diyor. Öyle mi? Artık rakip diyor. Bana göre dedim. Elendi. Benim için rakip olamaz diyor. Evet. Ha öyle mi? Evet. Yani, o aynı şey. Aynı kapıya puanlar çıksın. Puanlar gösterecek hayır, aynı şey ben değil. Diyorum. Puanlar o gösterecek. Fikir aynı bir fikir. Allah'ın alenen söylenen bir fikir bence doğru değil. Tasvip edilecek bir şey değil. Eleyebilir. Beğenmeye de bilir ama direkt ben bunu öyle söylemesi hiçbir zaman bu şeyin yarışmanın konusunda doğru bir laf değil. Hmm. Evet. Anladım. Aslı'yı neden rakip görmüş mü? Tanımasın etmesin. Nereden rakip görmüş? Rakip yarışmada herkes yarışma rakip. Sildim rakip diyorsunuz. Zaten. Ama hayatım sildim diyor. Sildim demedim. Ne dediniz? Kaybettim. Kaybettim dedi. Ne demek? Yani rakip... Çirkin bir kelime. Bir kusura bakmayın yok. Çok sert bir tepki. Olur mu canım? Biz ne verirsen verebilirsin. Burada. Serbestsin. Kimse bir şey diyemez. Ona da ama diyemiyorum ama rakibi şey sildim yaptınız. Diyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Notlardan sonra belli olacak. Hayatım bak not demeyi isterse sıfır versin. Ben de müsaadenizi isteyebilir miyim? Bir mutfağa gideceğim. İsterse sıfır verebilir, ister hiç vermeyebilir. Ben onu şey etmiyorum. Ama rakip olarak görmüyorum demek ne demek? Size aynı şeyi söylemek isteyeceğim geldiğim zaman. Ben şey söylemedim. Rakip ben artık onu diyor ki ben Aslı'yı beğenmedim. Aslı'yı ben gelinime rakip görmedim diyor.
Tamam yani, işte bir yerine yarışma gereği zaten tabii. Bunlar konuşuluyor. Ya ben şu anda onaylamıyorum ki zaten Hacer Hanım'ı. He tamam. Çok söyle kendi söyle onun fikri. Ya, güzel bir laf değil. Canım, ay, kendi fikri. Onu demek istemedi yani. Bir lan bir kez tarttı ben beğenmiyorum dedi. Anladın mı? Beğenmiyor diyor. Evet beğenmiyorum. Bir zaman olabilir tabii. Ama illa hayır hayır. Beğenmeyecek de yani. Şeyi yok onda yani. İlla da beğeneceğim diye. Beğenmiyorum da demedi. Şey, öyle demedin de yani. Kendime rakipti dedi, kaybetti dedi. Kaybetti. Benim açımdan evet, kaybetti. Aynı şey, aynı şey. Gizli konuşulacak bir konu. Niye gizli? Yok, biz verirken hep saklı verdik şeylerimiz, puanlarımız. Ben puan verdim mi şu anda? Ama konuşmalarınız puandır. Hayır, olur hiç mu belli canım? Olmaz, bakarsın olur daha fazla. Öyle? Tabii. Hiçbir takdir edilmeyecek bir tarafı yok duruma gelmiş oluyor. Bu tasvip etmiyorum. Güzel bir laf değil bence. Güzel şeylerini de hiç söylemeyi yani istersin herhalde. Bu laf... Nelerini güzel buldun mesela sen Hacı Hanım? Vallahi açıkçası biraz... Bir kere masayı beğenin bakalım. Sizin gelininizin masası... Masayı beğendim, konumunu beğendim. Konumunu beğendim. Normal benim kahvaltı masam o kadar. Gelininizin ikramını beğendim. Benim normal ama yemeklerini beğenmedim. Bakın benim normal kahvaltı masam sizin gelininizin masası kadından daha güzel. Olabilir. Olabilir. Ama siz mesela masayı beğendim, şunu beğendim. Yok beğendim, masayı beğendim. Diyebilirsiniz. Bu kadar tepki alacak benim gelinimin bir şeyi yok, hatası yok. Belki puanını ona göre verecek zaten. O sadece fikir hayatım söylüyor. Ama bu sofrada söylenmez. Burada söyleyeceğim. Başka nerede söyleyeyim? Gizli yerde sen vereceksin. Puanını olamaz. Vereceksin. Başka sofrada söyleyeyim. Olmaz. Bu tekir benim bir, kelime yapmış bir çirkin bir konuşma. Üzüldüm. Çirkin ben tasvip etmiyorum. O zaman yarışmaya girmeseydiniz. Ama yani... Niye, ben... Girmeseydiniz, bana da söyleseydiniz aynısını. Aynı dediği gibi. Niye söyleseydiniz. Diyeyim, neden diyeyim? Neden diyeyim peki? Puanlara memnun bağlı. Kalmadınız bir yemek veya bir sunumda. Şey dediniz zaten. Ben üzüldüm mü? Memnun kalmadıklarını ben zaten söyledim. Ben söyledim. Üzüldüm mü ben? Üzüldüm mü? Ama siz çok sert davrandınız arkadaşa. O kadar evet. Yarın size geleceğim, siz de görürsünüz dediniz. Eleştiri yaptım. Siz de çok herhalde böyle... Ama yok konuşma tarzı. Siz de çok iyi de eleştiriyorsunuz yani dedi. Konuşma tarzı çok şey değil, hoş değil. Hayır bir tek siz yaptınız orada fazla. Dediniz ben de size onu söyledim. Evet. Hayır ben de yaptım. Ama ilk baştan orayı çok azarladınız. Yani bu bir azarlamaktı size. Beyaz kim azarladı? Arkadaşımı. Hayır devamlı gülümsel ama ama ne yapayım konuşmayınca ben mecbur kalıyorum konuşmaya yani. Tamam işte konuştu bayağı söyledi. Neyse ben gerçek de şimdi neyse, bu akşam söyledim. Yani. Niye siz de üzüldünüz o kadar? Ben konuşma tarzını beğenmedim lütfen Ceren'im. Çirkin bir konuşma. Hayır o bence de. Rakip benim gelinimin için rakip görüyorsunuz başkasını görmüyorsunuz. Şu anda gelininizle evindeyiz. Onu eleyeceğim göbecilere yaratayım. Ele. Eleyebilirsin, serbestsin ama konuşma tarzın güzel değil. Anacığım başka nasıl konuşacağım? Nasıl konuşabilirim? Diyorsun ki ben şimdi Aslı'yı bende vermeyeceğim, Ale'dem diyorsun. Bu demet demek değil miydi? Evet. Evet, bitti. Evet. Daha ne deniliyor? Evet, evet. Bu çirkin bir laf değil mi? Hayır. Çok çirkin ve asla hiç değil. Konuşulmayacak. Asla bu sofrada, değil. Bu sofrada yemek yenirken benim gelinimin sofrasına bu laf benim için çok çirkin. Ayol bu yarışma. Yarışma ama çirkin konuşmayla yarışma değil. Tenkit. Rey de vermeyebilirsin, hiçbir şey vermeyebilirsin. Ama bu şekilde benim sofrasında gelinimin, ben rakibi sildim demek benim rakibi için sildim makul demedim. Bir laf değil. Gelinime rakip olamadı dedim. Neden? Neden? Yani rakip sizin gelininizin... Söylediğim yemeklerini beğenmedim. Beğenmeyebilirsin. Bak durumunu beğendim, masasını o beğendim. O lafı söyle. Hayatım o lafı söyleyemezsiniz. Söylerim. Söyleyemezsiniz. Bu sofrada yarışma, söyleyemezsiniz. Yarışma. Hayır, söyleyemezsiniz. Ne oluyor yahu? Sesler bir yükseldi. Ortalık bayağı kızıştı. Güngör Hanım beni dövecek neredeyse. Hayır dövmem. Asla. Ben hiçbir kimseyle kavga ve gürültü ama konuşan laflı, konuşma laflarımı da bilerek konuşurum. Düşünerek konuşurum. Kırıcı olmam. Konuşulan kırıcı lafında karşısında kendimi bulurum. Yani o cevabı... Benim sizin gelininiz bizi ben bu masada tanıdım.
Sizi dün akşam tanıdım. Evet. Gelininizi bu masada tanım. Benim gelininizle ne problemim olabilir? Bu yarışma olduğu için böyle konuştum. O konuşma olmaz. Acerem darılıp küsme. Hayır. O bana göre bence artık benim gelinime rakip olamaz dedi. İşte olabilir yani, ona göre değildir. Size ona göre öyledir. Hayatım şey ama çok şey ne verirse verir. Peki. Numara az numara verebilir. Peki. Tamam olur öyle. Oldu ara mu? Ara gerginlikler olur tabii ki. Tabii. Bir yarışma neticeye itibariyle ama saygı çerçevesinde olduktan sonra herkes her türlü eleştiriye açık olmak. Tabii saygısız olmaz yani, konuşmada saygı istiyorum. Bence de. Neyse olur öyle olacak öyle şeyler. Daha bugün ikinci yarışmamızda tabii ara ara gerginlikler olacak. Tabii. Değil mi? Tatlı yedik. Tatlıya devam edelim bence. Evet tatlı yiyip tatlı biz de konuşalım. Sevgili seyircilerimize veda edelim. Yarın da sevgili neyse. Emine Hanım ve gelini Tuğba yarışacaklar. Zuhal Hanım ne kadar gergindi ortam. Masadan zor kaçtınız. Çok ateşliydi. Bayağı bir gerildi ortalık. Ben bu kadarını beklemiyordum. Aslında tatlı tatlı gidiyorlardı. Bir anda bir alevlendi ortalık Hacer Hanım'ın yorumuyla. Ben de kaçtım zaten gördünüz. Şimdi ben fazla yorum yapmadım farkındaysanız bu akşam. Çok etkilenmelerini istemedim puan verirken açıkçası. Ama birazcık tatlarda eksiklikler vardı. Onun için ben de onu düşünerek puan verdim. Siz de hazırsanız açıklayayım ben puanımı. Evet. Benim puanım bu akşam sevgili Aslı'ya 7. Bugün yemek hareketli geçti. Biraz bir şeyler yaşandı o yemek üzerine. Biraz kavga mavga oldu. Çorbayı ben güzel bulmadım. Hoşuma gitmedi. Makarna böreğini ben hiç sevmem ama yani gene de yedim ondan. Ana yemek pek iyi değildi. Ben istemedim, sevmedim yani. Hacer gezecekten çok gergin idi. O lafı söylemeyecekti. Hacer Hanım bana o tepkiyi yapsaydı aynı karşılığını verirdim yani, susmazdım. İlla ki karşılık verirdim ona. Aslı Hanım'la Künger Hanım'a verdiğim bu hanım benim şu pek yani iyi değildi, kötü de değildi fazla ama benim bu hanım şu. Bence yemek gergin geçti. Ben biraz çok fazla galiba fevri davrandım. Menüyü sevmedim. Çok basit geldi bana. Onun için herhalde biraz fazla tepki verince ev sahibi kayınvalide de biraz sert davrandı bana karşı. Tatlısı da çok kuruydu. Tatlıyı da sevmedim. Salata evimizde her gün yaptığımız salata. Aslı Hanım'ı gelinime rakip görmediğim için bombayı patlattım. Çünkü rakip değil gelinime. Bu da elemeli olduğu için onu eledim kafamda. Aslı Hanım'la Güngör Hanım'ın menüsü çok basit geldiği için benim Aslı Hanım'la Güngör Hanım'ın yaptığı yemek çeşitlerine bir puan veriyorum. Bugün yemek çok hareketli geçti. Hararetli geçti. Güngör Hanım'la Aslı Hanım'ın yemeklerini beğenmedikleri için. Aslı Hanım'ın menüsünü ben de iyi bulmadım. Bugün masada yaşanan gerginlikte Güngör Hanım haklıydı. Aslı ve Güngör Hanım'a verdiğim gerekçelerim pilavı tuzsuz oluşundan, böreği kuru ve yağsız olduğundan, patlıcanı, ana yemeğindeki patlıcanı kendi hazır aldığından, kendi yapmadığından içinden puanım 4. Bugün yemek biraz gergin geçti. Sonradan biraz tatlıya bağlanmaya başladı. Tabii sonradan tekrar gerginleşti. O şekilde devam etti. Bu gerginlikte Güngör Hanım'a hak veriyorum. Ne açıdan? Tabii ki o kelime bilmiyorum, bana da ters geldi. Aslı Hanım'ın çorbasını güzel buldum. Hem de fevkalade buldum. Lezzet damağımda kaldı diyebilirim. Tatlı portakallı tiramisu güzel bulmadım ne yalan söyleyeyim. Çünkü üstündeki marlivisi çok sertti. Bir de içindeki portakal falan hiç göremedim. Ben masa düzenini çok beğendim. Diğer yemeklerini beğenmedim. Bazı yemeklerini beğenmedim. Onun için puanım. Ya sonunda biraz gerginlik oldu ama gene de netice güzel neticelendi. Gerginlik, arkadaşımın birisinin ters konuşması biraz gerginlik yarattı. Vallahi
beklemediğim bir şey değildi işin doğrusu. Ama ben yemeklerime güveniyorum. Güzel olduklarını da çok çok iyi biliyorum. Kıyas kabul etmiyorum da. Bakalım. Hacer Hanım beni özellikle eleştiriyor diye düşünüyorum. Ama sebebini bilemiyorum. Herhalde kendine rakip olarak görmüyorum diyor ama tam tersi olduğu için herhalde. Arkadaşlarım genel olarak çorbamızı beğendiler. Hakikaten güzeldi çorbamız. Yemeklerin tuzunun özellikle az olması, şekerinin az olması, yağının az olması, yaşları dolayısıyla özellikle bilinçli yapılmış bir şeydir. Zaten ucundan alıp beğenseler de yemiyorlar işin doğrusu. O yüzden ben böyle yapmayı uygun gördüm. Kendileri bilirler artık ne diyeyim. Gelirimin kazanacağını inanıyorum. Bundan sonrakilerini de bir görelim bakalım ne yapacaklar. Yok, ondan ben sonra. Bundan sonrakilerinde daha iyi olabileceğini zannetmiyorum. Çok panik oldum. Ay çok panik oldum. Unaldım mı ben? Ya gerçekten ben var ya kesin bir şey unuttum. Aa Tuğba ne güzel olmuşsun. Tam Karadeniz gelini. Merdane kullanır gibi belli bir büyüklüğe getirip sonradan doluyorsunuz. Hiç hamur açmamış değilim sen de beni. Aa, bilmiyorum. Teessüf ederim yani. O kadar da değil. Ama açıyorum bak. Bunu zaten ikram etmeyeceğiz. Ben çorbamı sıcak yaz günü şeylerin başında tabii. Çorbamı sıcak sil. Herkesin zevki ayrıdır tabii. Müsaadenizle. Nereye Gülser Hanım? Bir işim var, geliyorum. İşiniz var? Evet. Ben sivri biber getirdim size. Acı biber yemem ama acı konuşur. Birinci ne oynuyorum? Şekerim var mı diyeceğiniz? 5 patlıcını 10 dakikada közlersiniz, 2 dakikada soyarsınız. Siz de o kadar basitse yapsaydınız aynısını. Hem et çok soğuk. Hem de yoğun bir salça var. Bakın soğanlara. Bakın. Böyle salatalık soğan. Halka soğan. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.